Merhaba, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Wow TV'de Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bu akşam programıma küçük bir teşekkürle başlamak istiyorum. Aşk ve Ayrılık Psikolojisi adlı kitabım BCA Times gazetesi tarafından Altın Yazar ödülüne layık görüldü. Jüri üyelerine ve kitabı okuyan, seven, onu gerçekten kıymetli bulan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok duygulandım ben bundan dolayı. Evet ve bu akşam çok kıymetli bir konuğum var. Aşk ve ayrılık dedik ama ayrılık kısmına çok girmeden evlilik, muhabbet nasıl kurulur, nasıl gelişir? Bugün bunları konuşacağız. Aile kurmak ve aile olmak diyeceğiz. Bu konulara çok emek veren, çok zihin yoran ve bu konuda çok fazla çalışmaları olan çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz bugün. Profesör Doktor Medaim Yanık. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Bugün aile kurmak ve aile olmak diyeceğiz. Aile çok kadim bir kurum. İnsanlık tarihi kadar eski belki ve çok çeşitli şekilleri var. Çok çeşitli biçimleri var sosyolojik olarak da temeline baktığımızda. Ama bugüne kadar gelen noktada bugün biz aile deyince ne anlamalıyız? Aile ne demektir size göre? Bunu bir tanımlayarak başlar mısınız? Aile dokuz canlı. Yani hani aile öldü, aile bir yandan biliyorsunuz iki şey var, iki görüş var çarpışıyor. Hı hı. Bir yandan aile dokuz canlı. Her şeye rağmen ayakta çünkü en temel ihtiyaçları hala o karşılık veriyor. Bir ekol diyor, aile dağılıyor, aile küçülüyor. Doğru, aile küçülüyor. Yani büyük aileden çekirdek aileye, oradan da hane halkı anlamındaki bir ailede küçülme var. Ama aile her türlü formuyla da beraber yaşamaya da bir şekilde devam ediyor. Niye devam ediyor? Bence güçlü fonksiyonundan dolayı. Şimdi aile en temelde ne sağlıyor? Aslında sevginin alınıp verildiği, bakımın alınıp verildiği, emeğin alınıp verildiği en güvenli hala mekan. Yani niye birim? Niye? Diyelim ki hala bir çocuk bakımı, bir çocuğun yetiştirilme süreci için bir kişinin ailesinden daha güvenli bir yer yok. Bir zorluk yaşadığımızda şeyden annemiz, babamız, kardeşimiz, eşimiz, çocuğumuz bundan daha yakın bir bağ yok. Yani bağlanma anlamında, sevginin yeri anlamında, dayanışma anlamında bundan daha ötesi yok. İhtiyaca son derece hala cevap veren bir kurum. Dokuz canlı çok güzel bir tabir aslında. Bu kadar kuşatılmaya rağmen, bu kadar belki bilinçli bilinçsiz yıpratma çabalarına rağmen, söylem üretmeye rağmen işte aile artık köhne bir kurum, eski bir kurum, insanı kısıtlıyor. Bu çağda artık bu kadar gerekli mi? Yürümüyor. Çünkü insanlar bireysel özgürlüklerine çok düşkün gibi. Sanki aileyi ortadan kalksa hani fena olmaz diyen bir söylem de var. Aşırı özgürlükçü, aşırı bireyselleşmeci. Buna rağmen de direnen bir yanı var diyorsunuz. Direnen bir şey hani insanlık tarihi boyunca bu kadar eski ve devamlılığı olan bir şey. Başka bir şey yok. Yerine ne koyacağız? Hani ben bazen bir şeyin kıymetini hadi bunu kaldırdık da olmadığında ne oluyor diye bakacağım. Mesela diyelim ki olmadığında bir çocuk nerede yetiştirilecek? Hani devletin bakım yurtlarında mı? Hani devlet diyelim ki çocukları alacak da bir dönem hani denenmiş bir şey. Alınıp oradan yetiştirilecek de oradan bir şey mi? Çocuklar tarlada da yetişmiyor. Buzağı da değil. Hani böyle doğup da kalkıp kendi başına da yürümüyor. Evet. İnsan teki çok büyük bir emek gerektiren bir şey. Üstelik de çocukluk döneminde hasar da görebiliyor. Çok sevginin olduğu, özenin olduğu, bakımın olduğu bir yerde yaşaması gerekiyor. Hala bizim için en temel şey sevgi. Yani sevgiden daha bir şey yok. Karnımız doyunca ikinci istediğimiz şey sevgi. Sevginin hala bir anneden, babadan, kardeşten, eşten daha vereni yok. Daha sahici vereni yok. Ha, bu şu anlama gelmiyor. Hani diyelim ki bizim gibi çiftlerle uğraşıyorsanız, aileyle uğraşıyorsanız, hele benim gibi çocukluğu travmatik geçen kişilerle çalışıyorsanız, ailenin her zaman bir pozitif bir şey olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Yani o yüzden fonksiyonel olmayan, kötü, burada sağlıksız bir aile dediğimiz bir şey pekala var. Hani bir aileyi bir çan eğrisi gibi ben hep düşünürüm.
oldukça fonksiyonu kötü aileler, fonksiyonu düşük aileler, ortalama iyi, oldukça fonksiyonu yüksek aileler. Şimdi bütün bu sorunlu alanlarına rağmen daha iyisi yok. Hala yok. Denenmiş kibutslar, kolhozlar gibi işte SSCB'de eski Sovyetler Birliği'nde, İsrail'de ama çok harika sonuçları olmamış. Evet, çocuklar, kolunun çocukları. Harikanın dışında negatif sonuçları. Hepsi öyle demek istedim. Evet, negatifle sonuçlanmış. Yani çok umulan gibi sonuçları olmamış, negatif. Dolayısıyla bir çocuk için aile yuvasından daha sıcak, koruyucu, evet, kuşatıcı bir model diyorsunuz, evet, üretilemedi. Eşler için de öyle. Yani bir kadın bir erkeğini hala diyelim ki en yakın sevgi alıp verebildiği güven ortamı hala bu. Bir yaşlı için hala en sıcak ortam aile ortamı. O yüzden hani ailenin değerini yerine alabilecek bir şey, bir mekanizma, bir sistem yok ya. Yani. Evet. Aile etimolojik olarak da birbirine dayanıp güvenen demekti değil mi? Yani o bile çok anlamlı aslında. Birbirine dayanan, birbirine güvenen demek. Peki bu aileyi kurmak için tabii bir süreç var öncesinde hocam. Sizin bu alanda çok güzel kitaplarınız var. Bu konuda bilgilenmek isteyen, kafası karışık olan ya da kaygılı olan kişilere rehber niteliğinde, yol gösterici niteliğinde çok kıymetli eserleriniz var. Bunlardan Desti İzdivaç adlı kitabınızda aile kurma aşamasında bize yardımcı olabilecek bazı aşamalardan söz ediyorsunuz. Hani biz normalde günlük hayatta bu konuda konuşurken işte doğru insanı bulabilecek miyim, bulduğumda anlayabilecek miyim, oralardan başlıyor konuşmalar. Ama aslında bunun bir adımda gerisinde kişinin önce kendini tanıması gerektiğinden söz ediyorsunuz orada. Sağlıklı bir evlilik için kimi neyi aradığının peşine düşmeden önce kişinin kendini tanımaya dair bir çaba içerisine girmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki kişi kendini nasıl tanıyabilir? Bu çok çünkü kadim bir soru. Yani işte Delfoi Tapınağı'nın kapısında da yazıyor kendini bil. Hazreti Ali'nin yine hadis diye atfedilen bir sözüdür malumunuz. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu çok kadim bir soru ve anladığım kadarıyla çok kolay değil. Bir uzunca bir emek, mesai vakfetmek gerekiyor. Kişi bu kendini tanıma aşamasında neler yapabilir? Nasıl bunu başarabilir? Şimdi şeyde hani bu eşleşme meselesinde öyle hayati bir önem var. Hani onun bir şeyi, çünkü benim önerdiğim modelde kişi kendini tanıyor. Bir adayı tanıyor. Bu ikisinin uygunluk duygu açısından ve uygunluk açısından bir analizini yapıyor. Şimdi aslında iş iki boyutlu. Hem kendinizin farkında olacaksınız, kendinizi tanıyacaksınız. Hem karşınızdaki bir insanın analizini yapacaksınız. O nasıl bir insan? İkiniz bir araya geldiğinizde nasıl bir dünya kurulur bu iki kişiden? Onun analizini yapacaksınız. Bir de zaman içinde hani daha büyük ailelerle beraber bir de zaman içinde evrilerek nereye kadar gider? Bununla ilgili bir analiz yapmanız gerekiyor. Şimdi şey şu, yani bu baş edilebilir bir şey mi, yapılabilir bir şey mi? Ya bu işin de mümkün mü? Yani bunun bir bilimi, ilimi olur mu olmaz mı? Bunun üzerine bir kafa yormaya gerek var mı? Yani çünkü doğal haliyle beklenen şey, hani bir tane kız bir erkekle, Batı dünyası için söylüyorum, köşeyi dönerken İşte çarpışacaklar, kitaplar düşüp kalkarken göz göze gelecekler ve bir romantik şey olacak. Sonrasında başlayacak. İşler öyle yürümüyor. Batı'da da öyle yürümüyor aslında. Bütün dünyada yavaş yavaş o eşleşme pratikleri dediğimiz şeyde ciddi bir değişim oluyor. Mesela 60'lı yıllarda işte aşağı yukarı evliliklerin %25'i barda tanışarak başlıyor. Şu anda bu oran Batı için oldukça düşük bir yere gelmiş durumda. Yani diyelim ki eskiden daha çok iş okul ortamında oradaki oranlar da düşüyor. Düşmüyor. Mesela %20'si hala okul ortamından. %15-18'leri iş ortamından. Bir kısmı hala, büyük kısmı mahalleden, kendi aile çevresinden. Önemli bir kısmı da çöpçatan sitelerinden. Şimdi nereye bağlayacağım? Eskiden hani bu işin bir bilimi olur mu? Ya yani bu eş kim kime uygundur? Kim kiminle evlenirse mutlu olurun formülü olur mu sorusunu. Çünkü bu soruyu piyasa değeri yoktu. Şimdi piyasa değeri var. Niye piyasa değeri var? Çöpçatan siteleri diyor ki son 10 yıl içerisinde ben Amerikan evliliklerinin %5'le 10'unu yapma eğilimdeyim ve bu trend giderek artacak. Ciddi bir oran.
benim mekanizmalarımla ben insanları, hatta şöyle bir iddiada bulunuyor. Ben insanları eşleştirme açısından daha iyi eşleştiriyorum ve aslında evlilikler daha sağlıklı ve uzun oluyor, daha mutlu oluyor gibi bir iddiada bulunuyor. Tabii bu bir iddia. Bilim diliyle kanıtlanmış bir iddia değil. Ama bu neye başladı? Peki algoritman ne? Hangi kadınla hangi erkeği nasıl neye bir araya göre getireceksin? Hangi sonuçların yol açacağını nereden biliyorsun? Bir algoritma lazım ki eşleştirme. Şimdi ben kötü şeylerden bahsetmiyorum. Gayet iyi niyetli, gerçekten hani klinik psikolog diyelim ki, bilim dünyasının bütün ilmi şeylerini kullanıyor. İnsanlığın birikimini kullanıyor ve bir algoritma yaratmaya çalışıyor. Çok sağlıklı bir şeyden bahsediyorum. Piyasada hani ahlaki problemi olan şeylerden bahsetmiyorum. Şimdi bütün bunları yapmak için bir bilgi birikimine sahip olman lazım. Şimdi bunun bir matematiği olsa 10 numara iş olur. Yani hep onu düşünüyorum. Bir gün bunun matematiğini ortaya koyabilse bir insan bence dünyanın en zengin insanı olur. Niye? Şu hanımefendiyle şu beyefendi evlense bunlar 20 yıl sonrasında mutluluk düzeyi şu kadar olur onayını verse herhangi biri, bir mekanizma, bir kişi, bir şey, vallahi bütün paranın ona olmasını şey olur, olmaz hak mı? Eder. Hak eder. Şimdi meslektaşız. Bu mümkün mü? İnsan çok öngörülemez bir varlık, çok komplike bir varlık. Bu kadar kolay olmamalı. Meşhur matematikçiyle aslında bir bir araya geliyorlar. Nobel ödüllü bir matematikçi John Gottman bir araya geliyor. Çünkü bir firma diyor ki bize bir algoritma, madem ki Amerika'nın en iyi şeyi sizsiniz, bize bir algoritma yaratın. Belli özelliklere bakıyor Gottman, değil mi? Evet. Öngörüyor boşanma olasılığını. Aslında ya da şey yapıyorlar, istedikleri şey buna bir matematik formülü oluşturalım da bir çiftte hangi çiftler bir araya gelirse olsun. Gottman'la meşhur bir matematikçi 4 ay çalışıyorlar. Sonra diyorlar ki yok bu iş olmaz. Öyle değil. Bu işin bir matematiği yok. Matematiği yok. Benim de tezim o. Bir matematiği yok bu işin. Ama şöyle bir şey, okur yazarı olmak mümkün. Yani bilgi düzeyini arttırarak daha iyi bir hale gelmek gayet mümkün. Peki kendimize dair bunu nasıl yapacağız hocam? Eşleşmeden önce ben birazcık kendimi tanıyayım ki hani ne aradığımı, nasıl biriyle mutlu olabileceğimi de az çok kestireyim ama kendimi tanımıyorum. Şimdi bence evlilik açısından kendini analizi yapacağım. Bence birkaç şeye. Bir kişinin evlilik açısından yine değerlendirmesini yapıyorum. Fiziksel özellikler. Yani çünkü benim önerim şu. Kişinin aynı kriterleri kendisine ve eş adayına şey yapması, uygulaması ve bu kriterler, bu uygunluk analizi. Aslında en daha büyük resimde bir duygu analiziyle uygunluk analizini beraber yapmak. Yani en birinci şey aslında bir duygu. Ben karşıdaki kişiye karşı ne hissediyorum? Çünkü içinde duygunun olmadığı, sevginin olmadığı bir ilişki yürümüyor. Yani bu bir sadece mantıksal bir analiz değil. Duyguyla aklın birleştirilmesi gerekiyor. Duyguyla aklın bir şey gibi hani duyguda bir yatay çizgi akla. Akla uygun olacak, duyguda pozitif olacak. Şu bu şey. Evet. Şimdi mesela çelişki şurada oluyor. Birçok kadın duygusal açıdan iyi ama mantık olarak uygunsuz kişiyi, diyelim ki uygun ama duygunun olmadığı kişiye tercih ediyor. Şimdi büyük dilemma burada. Evet. Tamam, zaten hem duygu hem de mantık aynı yeri bulmuşsa kaçırma. Harika. Fıstık gibi bir şey, tam izlediğimiz şey tabii, olmuş tabii, şeyde. İdeal. Ama olmamışsa duygunuz var ama mantık analizi yok. Şimdi en temel şey bu duygu aslında. Duygunun olmadığı bir şeyi ben mesela desteklemiyorum. Pozitif bir duygu hissetmeden bir evliliğe benim kanaatim olacak iş değil. Uygunluk analizi nasıl yapılır? Şimdi senin soruna dönüyorum. Benim önerdiğim aslında bir beşli bir şey var. Eğitimlerde de onu anlatıyorum. Kitabın içeriği de onda. Bir kişi fiziksel özellikler açısından kendisini ve eş adayını değerlendirecek. İkinci olarak bir çoklu zeka teorisi açısından, yani zeka dağılımları açısından halimiz nasıl? Hani bunlar böyle mutlak şey olmasın ama. Üçüncü şey kişilik özellikleri. Şimdi iş burada zor oluyor. Evet. Bizimki psikolojide bilirsin kişilik özelliklerinin hani trait özellikler dediğimiz şey böyle
yani içe dönük, dışa dönük, işte az konuşur, çok konuşur, neşeli, durgun, cömert, para, yüzlerce özellik olur. Şimdi bu evet. kolay bir şey değil. Burada benim önerim belirgin özelliklere bakmak. Belirgin Hı. özellikler hangileri? Bir karakter şeye baktık. Dördüncü olarak bir nevi sosyal kimliğe bakmamız lazım. Sosyal Hı. kimlik ne demek? Ya benim bir insan sosyal kimliği oluşturur. Bir numara inancı oluşturur. Ait olduğu diyelim ki dünya görüşü oluşturur. Hı. Yaşam biçimi oluşturur. Hani memleketi bilmem şey daha alt unsurlar ama daha büyük unsurlar ya hayata nasıl bakıyor? Hı hı. Hayat felsefesi nasıl? Hı hı. Yaşam tarzı nasıl? Dini hı hı. değerleri nasıl? Şimdi bu sosyal kimlik bizi oluşturan şey. Bir de buna bakacağız. Bir de evlilik felsefesi dediğimiz bir şey. Hı. Evlilik felsefesi nasıl? Hani evliliği, kadın olmayı, erkek olmayı, evliliğe yatırımı nasıl? Mesela bir kişinin evliliğe yatırımı yoksa, öylesine takılıyorsa hani bir bence çok şey problemli bir şey. Mesela bana diyelim ki danışanlarda ya karşıdaki kişinin bir diyelim ki ilişkiyi gerçekten istemiyorsa, koşturmuyorsa, buna emek vermiyorsa, bunu ciddi önemsiz buluyorsa veya öylesine buluyorsa ben tehlike olduğunu düşünüyorum. Bir kişinin hani bir ilişkiye yatırımı. Şimdi bu beş tane unsuru kişinin hem kendisi için hem eş adayı için bir araya getirmesi gerekiyor. Sonra da bir takım kriterlerle bir denklik analizi yapacak. Biz yani soru şu. Bu iki kişi bir araya geldiğinde bu evlilikte güçlü zayıf taraflar ne olur? SWOT analizi gibi. Aynen evlilik. SWOT analizi yapıyorsun. Oradaki kriterlerimiz ne? Hocam çok zor, bunu nasıl yapacak iki kişi? Bir moderatör olmadan mümkün mü? Yani kafa yorunca mümkünmüş gibi sanki. İki taraf da ciddiyetle ele alırsa mümkün mü? Ben değil. Mümkün olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Şimdi şeyde tamamen böyle mekanik bir şey değil. Hı-hı. Ama süreç içinde dikkate alınması gerekiyor. Yoksa şöyle evet. bir şey kastetmiyorum. Yani kağıdı kaleme al. Benim Yok. Kitabın sonunda böyle bir ölçek gibi bir şey var ama. Evet. Ada şeye böyle karşındaki kişiye otur da kalem kağıtla direkt hele bir. O hoş olmayabilir. Yani çünkü bunun çok spontanitesi Tabii. olacak bir şey. Zaten en son karar bu matematik hesabını eğer benim formülüm de yapsaydı dünyanın en zengin adam ben olurdum. Değil mi? O başarılamayan algoritmayı ben başarmış olurdum. Evet. O mümkün değil. Ne olabilir? Ama büyük hata yapmamak, beni ne bekliyor az çok görmüş olmak, daha becerikli, daha bir tecrübeyle bir şey yapmak. Çünkü bu şeye benzer. Diyelim ki bir ev alacaksın. Kardeşim hangi bölgede ev nasıl, sen nasıl bir ev seviyorsun? Bununla ilgili bir bilgi birikimi, bir anlayış sahibi. Buradaki aslında şey de o. Büyük hata yapmamak, evet. ne aldığını bilmek düzeyindeki bir şey sağlaması açısından iyi. Evet. Çünkü bu üç kriter neydi? Denklik kriteri ne yapıyorsun? Birbirine ne kadar benzerler? Yani çünkü benzerliğin farklılıktan iyi olduğunu düşünüyoruz. İnsanlar bu beş unsur açısından birbirine ne kadar yakınsa o kadar iyi. Sosyal psikolojinin 50 yıllık mücadelesinde benzerlik. Evet. Farklılıktan daha iyi. Ama %100 benzerlik olmaz o şeyi. İkinci şey, bu şeyi bu evlilikte pozitif ve zayıf, güçlü zayıf tarafları ne olur diye bir profil çıkarman. Ne bekliyorum? Bunu satın alabiliyor musun? Üçüncü olarak da zor kişi, riskli kişi, kötü kişi analizini yapman lazım. Yani bu burada kötü kişi mesela diyelim şimdi bir psikopat çok zeki olabilir, çok yakışıklı olabilir. Çekimi de acayip güzel olabilir. Avcı da olabilir. Size 20 tane gülü bir anda bir gün sizde ayağınızı yerden şey yapacak jestleri de yapar. Romantizmin avcıdır çünkü. Ama bir psikopatla evlendiniz mi işiniz bitti demektir. O yüzden de hani bir böyle insan doğru insan yani bu karakter özellikleri açısından iyi kötü insan veya riskli insan zor insan analizi de yapmamız lazım. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında yine onlarca faktör olduğu için şey kararını vermek kolay değil. Matematik formülüyle yapamazsın. Yani bir Excel tablosu oluşturayım. Buna da matematik kurayım mümkün değil. Ama yine de bir kabaca böyle bir eşleştirme, iyi profilleme yapılabilir. Çünkü benim tezim şu. Annesinin bizim için doğurduğu kişiyi aramıyoruz. Bize uygun profil. Benim yine kanaatim şu. Bir insan başka bir insanla karşılaştığında aşağı yukarı böyle bir %10'a itici geliyor.
%80 insan bize hiçbir çok özel anlamlı gelmiyor. Hani biraz bir kısmı yine itici bir kısmı bir şey ama evet, pek ilgi alanımıza girmiyor. %10 bize bir şekilde çekici geliyor. O bir sezgi işte. Şimdi bu sezgi %10 o bize çekici gelen duygusal olarak şeyde o profilde bize uyana bir analizi yaptığımızda o da karşılıklı bir yönelme varsa hani bu olur mu benim için özel? Çünkü ilişkinin bir nevi süreçte özel olmak. Evet. Anasının senin için doğurduğu elmanın yarısını bulmak diye. Çünkü o zaman tek kişi oluyor. Hı hı. Ama bir profil derseniz bu profil en azından %10'sa bana uyan profil milyonlarca insan demektir. Evet, evet. Bunların arasından çünkü iyi bir makul derece, iyi bir eşleşme ondan sonrası aslında evlilik becerileri. Evet. Peki bu eşleşme sürecinde hocam eş adayını tanımak için İşte onunla konuşmak, birlikte zaman geçirmek, çay kahve içmek yeterli mi ya da nereye kadar yeterli? Çünkü uzun süre flört etmiş, uzun süre birbirleriyle görüşmüş, zaman geçirmiş, pek çok deneyim yaşamış insanlar evlilikten sonra diyorlar ki hiç tanıyamamışım ben onu ya da çok yanlış, çok eksik tanımışım. Hani o süreçte insanın biraz kendini karşıya beğendirme, kabul ettirme refleksi de oluyor. Belki dikenli taraflarımızı saklıyor olabiliyoruz bilinçli ya da bilinç dışı. Ürkütmemek için ya da onu kaybetmemek için böyle tam kendimiz gibi olamadığımız bir dönem olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla bu flört, tanıma ya da işte bazı kültürlerde işte hemen bir sözlenme ve hadi şimdi birbirinizi tanıyın gibi süreçler var. Nasıl tanınır bu süreçte insan? Vallahi eşleşme süreci sert bir oyun. Yani kaybetme olasılığınız, yanlış yapma olasılığınız, aldanma olasılığınızın yüksek olduğu bir oyun. Sert bir oyun. Yani sonuçlar itibariyle sert, süreç de sert. O yüzden biraz beceri kazanmak gerekiyor süreçte. Şimdi benim aşağı yukarı böyle mutlu evlilik her sene yüksek lisans doktor öğrencilerinde şöyle bir araştırma bu yapıyorum. Bir mutlu evliliklerle derinlemesine görüşmeler. Bir de evlilik karar verme, hatta bir tezde yönettim. Evlilik karar verme süreçleri. İnsanlar nasıl karar veriyorlar? Çok enteresan bir geniş spektrumla karşı karşıyayız. Başarılı şey. Bu dediğim şeylerin hem başarılı hem başarısız olma ihtimalleri var. Bir, liseden itibaren diyelim ki birbirlerini tanımışlar, konuşmuşlar, arkadaşlık yapmışlar. Bir model. Kim ahlaki değerlendirmiyorum. Doğru yürüyor. Sonunda diyelim ki evlenmişler, mutlular. Ama bunun da kötü senaryosu ne? İşte uzun süreli bir ilişki yaşamışlar, bu evliliğe dönmemiş. Ondan sonra 5-6 yıl burada kaybetmiş. Bir ilişki de 35'ine gelmiş. Şimdi bu uzun senaryo. Yani liseden tanıştığınız biriyle evlenme olasılığınız %5 ama 100 kişiden 5 kişi böyle evleniyor mu? Evleniyor şimdi. İnsanlar maraton da koşabiliyor. Evet. Yani bunu yapabilenler var. Değişik yollar var. O yüzden söylüyorum. Yani bazı insanlar bu bir diğer uçta çok daha hızlı bu süreçleri hallediyorlar. Nasıl diyelim ki? Hani bir insanla oturup karşılaşmasıyla ilgili diye karşılaşıp karar vermesi haftalar içinde oluyor. Bu da diğer uç. Bunun pozitif sonuçları, negatif sonuçları var mı? Felaketle olan sonuçları da var. İyi işleyen sonuçları da var. O yüzden yıllar içinde ben şöyle bir noktaya geldim. Her bir yöntemin kendine özgü avantaj ve süreç dezavantajları var. Evet. Mutlak mükemmel bir şey yok. Ama mesela benim için ulaştığım şey şu. Aşağı yukarı bir 6 aydan önce, 6 ay makul süre gibi geliyor bana. Çok hızlı olan ve çok uzamış şey. Çünkü bir 6 ayda bir insan o dediğimiz şekilde tanıyabilmeyle ilgili kendisini, ailesini, onun yanında olurken ne hissettiğinizi, duygunuzun nasıl olduğunu, o bir takım özelliklerini fark etme için yeterli süre. Hani o bazı özellikleri 2 senede tanısanız aşağı yukarı hani bir %95'i sağlıyorsunuz. O kalan %5'i kandırılıyorsanız anlayabilme şeyiniz yok zaten. Evet, sürpriz şeyde. O kısmı artık. O sürpriz. Ama aşağı yukarı bir 6 aylık süreç benim algoritmada önerdiğim şey. Yani bunların aşamaları var ama sanki karar verme süreci için 6 ay makul bir süre. Ama bazı insanların diyelim ki ilk tanıştığından hani evlendiği güne kadar hani 10 senede var. Bir ayda olan da var. Yani ben bu sürecin aşağı yukarı karar vermenin hani evliliğe dönüştürmek de başka bir şey. Yani o da bir süreç çünkü ekonomik. Bazı insanlar kararı veriyor ama ondan sonra bir ekonomik. Ben karar verme anını
şey yapıyorum. Yani bir kişi şurada tanıştılar, şurada son kararını verdi sürecinin aşağı yukarı hani bunun aşamalarıyla beraber bir 6 ayda tamamlanabileceği kanaatindeyim. Onun evliliğe dönüştürülmesi süreci de başka. Hani bunun içinde bazıları için bu 3 ayda olabilir, 6 ayda olabilir. Ben ortalama bir şeyden, mutlak bir kuraldan bahsetmiyorum. Yani bir şekilde bir tanıma işi gerekli gibi gözüküyor. Evet. Peki dediniz ki eşleşme metotlarının bazı avantaj ve dezavantajları var. Türk toplumuna baktığımızda en yaygın eşleşme metotları hangileri hocam? Şimdi teorik olarak 3 tane eşleşme biçimi var ya. Hani tanışma diyelim buna. Romantik olarak iki kişi birbirini buluyor. Evlilik amaçlı bir araya gelmiyorlar. Bir aralarında bir yakınlık, bir noktadan sonra ya acaba hani bir ilişki oraya doğru eğiliyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem tanıştırılma dediğimiz şey. Baştan itibaren bir kadın bunların niyetinde eşleşme var. Baştan itibaren eşleşme sürecini arıyorlar. Niyetleri bu. Bunun için bir araya geliyorlar. Buna tanıştırılma diyelim. Tanıştırılmanın kimin aracılığıyla olduğu ayrı bir mesele. Anne baba da olabilir, arkadaş da olabilir, teyze de olabilir, çöp çatan sitesi de olabilir. Bu bir aracı var burada. Ama eşler zaten evlenme niyetiyle bir araya geliyor. Birincisinde bir duygusal çekimle. Üçüncü yöntem görücü usul dediğimiz bir şey. Görücü usulde aslında anneniz babanız sizin için seçiyor, kapının önden size gösteriyor, siz evet ve hayır diyorsunuz. Türkiye'de son 20 yılda görücü usul dediğimiz evlenme 0.5 civarında, 1 nokta. Kalkmış durumda. Evet. İyi ki kalkmış. Hani benim açık ve net bir şeyle itirazım yok. Hani belki 60'lı yıllarda %20'ler civarındaydı. Her türlü yolun iyi olabileceğini, çünkü çok öykü dinleyince, araştırma yapınca görücü usulüyle olup da mutlu olanlar, 6 sene çıkıp da 7 senede evlenip 6 ayda boşananları da görünce iyi öykülerde, yani bu işin bir mutlağının olmadığını anlıyorsunuz. Ama hani ben bireysel olarak görücü usulüne karşıyım. Tek çok açık ve her yerde söylediğim bir gerekçem var. Kardeşim, Sırat Köprüsü'nü ben başka birileri, anamla babamla mı geçiyorum? Herkes kendi başına geçiyor. Eğer ben Sırat Köprüsü'nü kendi başıma geçip hesabı kendi başına veriyorsam, evlilikle ilgili hayatımı bu kadar etkileyecek bir şeyin kararını kendim vermek zorundayım. Her insan teki bu evlilikle ilgili büyük kararı kendi iradesiyle ver. Bu başkasının iradesine teslim edilemez. Burada esas mesele kim karar veriyor? Bakın, tanıştırılmada aslında siz karar veriyorsunuz. Sadece diyelim bir süreç yaşıyorsunuz. Bir bilme süreci yaşıyorsunuz. Değerli. O sürecin sonunda kararı siz veriyorsunuz. Zaten modern işte. Şu anda Türkiye'de sorun şuydu. İnsanların %50'si tanışma yoluyla, %50'si tanıştırılma yoluyla evleniyor. Peki bunların avantajları ve dezavantajları neler hocam? Hani ilk bakışta böyle bir romantik o çarpışma, kitapların düşmesi ya da bir okul kantininde, üniversite kantininde bir bakışmayla bir etkilenme, yüzün kızarması, heyecanlanma filan. Hani romantik filmlerde filan da bu tema çok işleniyor. Buna bir insanın hevesi, meyli oluyor özellikle genç arkadaşlar. Hani doğru kişiyi bulmak, midesinde kelebeklerin uçuşması, bir heyecanla başlasın istiyorlar. O heyecan bir yol gösterici gibi. Hani doğruya doğru onu götüren ya da doğru kişiye götüren bir his ve onu takip etmelisin gibi. Hatta tanıştırma usulüyle kendine çok uygun aslında, uygunluk kriterleri açısından bakınca çok uygun kişilerle tanıştırılıyor. Hani beğeni de var, hatta hoşlanma ve çekim de var, ama bu muydu, böyle mi olmalıydı? Yani bir aşık olamayacak mıyım? Aşık olmadan mı evleneceğim? Bu bayağı ciddi bir mesele gençler arasında, benim de klinikte gözlemlediğim. Şimdi aslında benim önerim ikisine de açık olmak. Çünkü ikisi, hangisi başınıza gelmişse doğal haliyle hoş geldi, sefa geldi yani. Evet. Şimdi İbn Hazmcıyım. Aşk hani kalp Allah'ın elindedir. Aşk bir insanın başına gelebilecek en güzel şeydir. Aynı zamanda en felaket şeydir. Çünkü İşin uzmanından bunu duymamız önemli hocam. Çünkü rezil de eder, vezir de eder. İbn Hazm'ın ana şeyi o. Endülüs de bize sonu hayırla, hoşla biten bir insanı bu dünyada da öbür dünyada mutlu edecek güzel öyküler de anlatır. Evet. Bir insanın rezil olma öyküsünü de anlatır. Aşk böyle bir şeydir. O yüzden mesela eski dervişler aşk istemez. Niye? Çünkü Allah arasındaki ilişkinin yerine başka bir insan teki girecek. Bütün dikkati ona kayacak. Bütün varlığıyla onda şey olacak. Ama hani bunu şey yapmazsak, eğer böyle bir derviş değilseniz, aşk Allah'ın verebileceği en güzel şeylerden biri. Aşka açık olmak lazım. Ama
bildiğimiz şekliyle aşkın tek bir yolu yok. Aşkın değişik yolları var. İlk karşılaşmada aşk var. Böyle bir tam senin anlattığın gibi bir aşk var. Birbirini bilme sürecinde olan aşk var. İlişki içerisinde giderek gelişen bir aşk var. Bunun hani sönmeleri de farklı. Hayat boyu da devam eden var. İlk başta olup da işte belli bir kısa sürede kaybolan halde var. O yüzden denklem karmaşık. Evet. Öyle arkadaşların beklediği gibi romantik şekilde başlayan şey her zaman hoş artarak bir şekilde gitmiyor. Ama şöyle bir senaryo olursa hani romantik bir şekilde oldu. Doğru kişi de oldu. Kimliğine, değerlerine uygun bir kişi de oldu. Severek de evlendi. Sevgisi de evlilikte de devam etti. Allah her şeyi vermiş, daha ne istesin evet, ya. Evet değil mi? Böyle güzel. Buna bir itirazımız, bir şeyimiz yok. Yani ben kesinlikle bir aşk karşıtı söylemin, bir insanın içindeki kelebekler karşılık bir söylemin olmasından yana değilim. Ben bunu destekliyorum. Evet. Bu şey. Ama bunu ideolojik şekilde bu olmazsa olmaz demenin biraz böyle hani iş bilmemek olduğu kanaatindeyim. Aşk böyle doğru insana denk geldiğinde, tırnak içinde doğru, bizim için doğru. Yani ben bunu şöyle ayırt ediyorum hocam. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi diye gençler çok sorar ya. Bu insanı hiç tanımıyor olsaydın ve sana özelliklerinden bahsedilseydi, hayata böyle bakıyor, dünya görüşü bu, işte eğitim düzeyi bu vesaire vesaire, şu bahsettiğimiz kişilik özellikleri, fiziksel özellikleri, böyle biri var, düşünür müsün? Seni tanıştıralım mı? Aa, tabii, tam benlik bir insan diyebileceğin, görmeden seni tanıştırdıkları takdirde görüşmek isteyebileceğin, kendine denk uygun bulduğun biri ise ve ona aşık olmuşsan hasbelkader, tabii ki aşk evliliği yap, ne kadar güzel bir şey. Ama aşık olmadan, hiç tanımadan bu insandan sana bahsetselerdi, hayata bakışı budur, kişilik özellikleri budur vesaire dediler, yok ya aman Allah korusun, ne işim olur öyle biriyle diyeceğin birine gayet de aşık olabilirsin. Tabii. Orada aşk seni evliliğe götüren bir unsur olmamalı. Tabii. Yani senin için doğru olan bir insana, öyle şey yapabiliyorum, ayırt edebiliyorum. Tabii. Tanımadan bana bu insanı söyleselerdi, tabii ki görüşürüm, ne demek ya, bayağı aradığım insan diyeceğim birine ben hasbelkader aşık olmuşsam, süper bir şey. Tabii. Ama tam tersi, normal koşullarda diyor ki işte ben inançlı biriyim, şöyle şöyle dini pratikleri olsun, İşte hayata şöyle bakıyorum, siyasi görüşüm bu. Ve böyle birini aradığını zannediyor kişi. Fakat bunlara taban tabana zıt birine acayip çekim duyabiliyor. Sonra diyor ki ya o farklar o kadar da önemli değil bence. Aşk her şeyi halleder falan demeye başlıyor. Orada bu ön kortekse kan gitmeme durumu var ya aşık olunca. Artık muhakemeyi biraz kaybedebiliyor kişi. Tam da bu noktada bu eşleşme metotları, yarısı kendi tanışıyor romantik, yarısı da tanıştırılıyor dedik. Bunların avantajlı ve dezavantajları tarafları. Şimdi şeyde. Bu roman tanışma, kendisinin tanışma şeyinde ilk baştaki duygu üretme potansiyeli daha yüksek. Çünkü niye bir insan sizi çekiyor? Aslında sezgiyle bir bilme yapıyorsunuz. Bir sürü insan görüyorsunuz, sizi çekmiyordu ama bir tanesi çekiyor. Ama bunun yanılma potansiyeli de yüksek. Niye? Mesela bir şeye, markete gidin. İnsan zihninin çalışma, karar verme biçimini dikkate alan pazarlamacılar size malı satmak için özel dizayn yaparlar. Diyelim ki bir şeyi, aynı içeriği başka bir şişede size verdiklerinde siz onu alma olasılığınız daha fazla artar. O yüzden sezgisel olarak bu olan şey de bir yanılma payımızın olduğu açık. İlk baştaki bir duygunun olması avantaj ama sonrasında bunun hani doğru kişi olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bir süreç, hani yaşayıp tanıma süreci yaşanabilir. Genellikle insanların akılcı analizde hani o sosyal kimlik açısından doğru kişiyle karşıya kalması sonradan test edildiği için aslında şey olmuyor. Yani yeterince iyi değil. Mesela tanıştırılmanın doğru kişi olma olasılığı, duyguda bir taraf güçlü ama akılcı şeyde aslında tanıştırılma daha güçlü. Çünkü akılcı analizi sonradan yapıyorsunuz. Çünkü sezgiyle bize bir malı satabilirler ama kandırılmış olabiliriz. Gönlümüz gidebilir. Arkasından dediğin gibi aynen mantığımızı ona uydurmak zorunda kalabiliriz. Ama sonuçta hani ikisinde de duyguya bakmak gerekiyor. Şimdi buradan da başlasan işe, benim için çok fark etmiyor aslında. Diyelim ki buradan başladın. Duyguyla gittin. Yanına akılcı analizi koyama. Karar vermeden önce. Buradan gittin. Akılcı analizden tanıştırılmadan gittin. Duygu var mı diye yine bak. Çünkü bizim sonuçta şu karşıtlığı yenmemiz lazım. Aşk evliliği mi? Mantık evliliği mi? Saçma.
Bak bu ayrım saçma. İkisinin kesiştiği, içisinden içerik iç olan bir şey olması lazım. Bunu bundan ayırdığımız zaman mesela biz duyguyla mantığın ayrıldığı her yerde zarar ettiğimizi biliyoruz. Şimdi aşırı duygunun psikolojinin ana bulgularından biri. Beynin ön bölgesini frontal korteks devre dışı bırakıyor. Aşırı duygu direkt orta beyin üzerinden işliyor. Değil mi? Şeyden. Ama duygu devrelerinin hasar gördüğü yerde de öncelik sıralaması yapıp yolumuzu bulamıyoruz. Şimdi o yüzden duygu da bir yol gösterici bir şey. Duygu olmadığında da olan şey kötü. O yüzden bu ikisini ayırmayalım. Hem nereden başlarsan başla. Allah nasıl denk getirdiyse. Bir ayıp günah yok. Eşleşme bir insan tekinin eşini bulma süreci en temel sorumluluklarından bir tanesi. Allah'ın helal dediği, kültürün hoş dediği bir şey. Hangi yoldan yaparsan yap bunun ahlaki kuralları ayrı bir şey. Şimdi ikisinin de süreci içerisinde dinine, değerlerine, ahlakına aykırı veya aykırı olmayacak bu şekilde yapabilirsin. İki yöntemin illa batılı tarzdaki bir şey olması lazım değil. Çünkü birçok insan tanışma yönteminin dindar modelini oluşturmuş durumda zaten. Pratiği işliyor. Evet. İlla bu tanışma, doğal hale tanışmayı bir batılı flört anlamındaki olma haliyle kodlamamıza gerek yok. Birçok kişi çok doğal ortamda kadın erkek tanışmanın mümkün olduğu ortam içerisinde bu mix şeyleri yapıyor zaten. Hani bunlarda bir karşıtlık üretmeye gerek yok. Evet. Ben oralara yöntemden ziyade ikisinin beraber yapılıp yapılmadığına bakmaktan yanayım. Hangisinden başlarsan diğerini yap. Evet. Mesela şu tarz soruları çok soruyor gençler hem danışmanlık süreçlerinde hem diğer eğitimlerde zaman zaman. Beni biriyle tanıştırdılar. Çok iyi bir insan, düzgün bir insan. Güzel sohbet ediyoruz, kafamız uyuyor. Özelliklerimiz de birbirine uyuyor. Ama böyle hani sanki evlilik için daha yüksek bir duygu hissetmem gerekiyormuş gibi. Öyle hani çok zihnimi meşgul etmiyor, gözüm ondan başkasını görmüyor falan. Hani o aşk çok fazla tekrar edilen bir şey olduğu için çok büyük bir şey eksikmiş gibi geliyor. Ya iyi bir insan, hoş da bir insan evet ama hani evlenmeli miyim iyi bir insan diye, iyi sohbet ediyoruz diye. Hayır. Hani daha güçlü bir duygu arayışı var orada. Bak, bir çekim. Duygu arayışı, güçlü lafı başka bir şey. Hani illa aşık olmak gerekmez. Yok. Şimdi duygunun bir şey hali var. Mesela bizim geleneğimizde duygunun değişik düzeyleri var. Yani bu bir sezgisi olarak diyelim ki hoş gelme, bir sevgi, bir aşk, daha ondan sonra hülya şey gibi hani artık deli divane olduğun hal gibi. Çok istenen bir şey değildir. Aklı evet. Devre dışı Mecnun bırakan. Da olmayı Mecnun versin. Olmaya gerek yok. Hani illa belanı arıyorsan ara da hani devre dışı kalmak. O abartılı bir şekildeki şey. Ama benim için önemli. Bunun diğer ucu ne? Hoş gelmedi. İtici geldi. Tiksindirici geldi. Yani çok mantıklı. Anana uyuyor da diye de o duyguyu hiç hissetmediğim birine hoş, el ayağı düzgün, okulu güzel, ailesi güzel ama sen hiç yanında diyelim rahat hissetmiyorsun, muhabbet edemiyorsun. Çünkü evlilikte daha sonra bize ne lazım? Sevgi lazım, olmayınca evet. Olmuyor. Muhabbet lazım. Çünkü evliliğin bir kısmı şey, dayanışma. Doğru insanla çocuk yetiştirme, evi idare etme, ekonomik problemler tamam bir dayanışma. Ama bir başka boyutu cinsellik, bir başka boyutu arkadaşlık. Evet. Bir başka boyutu güven ve sevgi. Şimdi bunlar olmaksızın sadece akli şey. O yüzden duygu negatif ise... Bence hayır. Hı hı. Sadece şu şey, illa sırılsıklam aşık olarak şey yani duyguyu hissediyorsan birçok şey ilişki içinde ve özellikle de etkileşim sürecinde duygun giderek güçleniyorsa bu yeterli bir şey olarak kabul edilebilir. Evet. Yani yaklaşık 6 ay dediniz, artı eksi birkaç ay olabilir. Bu kadar bir süre içinde artık pozitife doğru dönüyorsa, nötrden pozitife doğru dönüyorsa, böyle beğeni, hoşlanma, çekim başlamışsa bu bir evlilik kararı için yeterli bir başlangıç noktası olabilir diyorsunuz. Hani o sürede böyle çok gözün başkasını görmüyor. Hani o olmazsa olmaz. Çünkü aşkın değişik halleri var. Rukiye, bazen birçok insan mesela ilişki içinde aşık oluyor. Yani emek... Birçok insan mesela duygularını tutuyor, şeyde güvenli şeyi bulduktan sonra veriyor şeyini. Evet. Ama hani negatifse kesinlikle duygu mantıklı olarak ne kadar doğru olursa olsun. Tabii çok bireysel bir şey. Sizin haliniz nasıl, yaşınız nasıl, hani imkanlarınız, seçenekleriniz nasıl, doğru. Bir sürü
şeyi de dikkate almak gerekiyor. İnsanları bir kalıba sokmamak gerekiyor. Hı hı. O yüzden matematik formülü yok diyoruz ama hani bir takım anlayışlar. Hı hı. Ben duygunun olmadığı bir hali veya duygunun negatif olduğu bir hali iyi olmadığı kanaatindeyim. Yani yetmez. Çünkü TÜİK mesela soruyu soruyor. Evlenmek istediğiniz kişinin de size yani sevgi sizin için önemli mi, aşık olmasını bekler misiniz? Kadınların %90'ı evet diyor. Hmm. Erkeklerin karar şeyi kaç oranı? Tahmin söyle. O da %90. %90. Tabii. Vay. Erkeklerimiz eşlerinin kendilerine yani sevgi, aşk, beraber şeyde böyle olmasını hmm. istiyor. Şimdi aşkın veya sevginin hani diyelim ki olmadığı bir ilişki olmuyor. Hmm. O yüzden hani sevgiden duygunun olmadığı bir ilişki yürümüyor. Evet. Bir evlilik terapilerinde de biliyoruz. Tek başına yetmiyor. Evet. Çünkü şunu da biliyoruz. Birbirine deli gibi aşık, manyak gibi kavga eden çift görmedin mi? Evet. Ben evet. Çift terapistim. Diyorum ki manyak gibi birbirlerini seviyorlar ama evleri şey yani hani savaş alanı gibi. Birinin ak dediğini öbürü kara diyor. Asla anlaşamıyorlar. Tabii acayip bir kavga içinde. Beğenileri yüksek hı hı. ama acayip bir kavga uyumsuzluk içerisinde. Hı. Yani ondan sonra evde huzur olmuyor. Evde evet. çocuk yetiştirilmiyor. Orada güçlü bir çekim var, duygu var. Hı. Ama bu bahsettiğiniz boyutlarda işte zeka tipi, kişilik hı. özellikleri, sosyokültürel özellikleri, kimlik hı. vesaire. Buralardaki uyumsuzluklardan mı çıkıyor hocam bu kavgalar? Tabii. Yani şimdi bir kere şundan çok emin olmak gerekiyor. Şimdi belki evliliklerin özelliklerini konuşacağız ya. Mesela hı hı. bir numaralı ben bir evliliği değerlendirirken eşler bana geldiğinde ilk baktığım şey ne biliyor musun? Birbirlerine karşı temelde bakış açıları nasıl? Bunu iki uçtan. Hı. Bir, birbirlerine duygu açısından hala nasıllar? Hı hı. İki, birbirlerine ne kadar güveniyorlar? Ha. Şimdi bunu sağlayan şey bir numaralı iyi bir insan. Şimdi bu olmazsa mesela iyi bir insanla ya kardeşim iyi bir insanla ortaklık yapmıyorsun, iş ortaklığı yapmıyorsun. Yakışıklı olmasına göre mi iş ortaklığı yapıyorsun? Yok. Yani temel şey karşındakinin bir kere iyi bir insan. Adil olmayan, iyi insan olmayan, erdemli insan olmayan, bazı karakter özellikleri açısından, erdem özellikleri açısından pozitif olmayan bir insanla evlilik kurmak hani kaşı gözü ne kadar güzel olursa, bilmem ne kadar yakışıklı olursa, ne kadar duygu, aptallığın da niskası. Çünkü niye? Evlilik gibi bir şeyin içerisinde bu gerçek bir hayatın içinde asla yürümüyor. O yüzden bir numaralı baktığımız şey birbirlerine bakışları nasıl, o güven, onun yanında güvende hissediyor mu? Hmm. O doğru iyi insan mı? Çünkü gidersin psikopat seni ayağını yerden keser ama yani güvenilmez. Hmm. Çünkü mesela boşanma nedenlerine de baktığımız zaman en önemli boşanma nedenleri mesela diyelim ki şey yapıyor, kötülük yapıyor, kötü davranıyor, hmm. evet. aşağılıyor. Veya evet, mesela şiddet uyguluyor. Veya ne yapıyor? Çalışmıyor mesela. Tamam. En önemli evin geçimini sağlamıyor. Adam ayyaş yani şey veya bağımlılıkların peşinden oradan çıkmıyor. Hı. Şimdi böyle bir evlilik... Seviyorum diye sürer mi? Sürmüyor zaten. Hı. Boşanmanın sürmüyor. En sık nedenlerine baktığımızda aslında kiminle de evlenmemiz gerektiğini gösteriyor. Doğru. O zaman bu özellikleri tahmin etmemizi sağlayan ön gösterimi gibi bazı şeylere şahit olmuşsak tabii. yani az çok bunun varacağı yer belli deyip orada tabii. bir daha o kararı gözden geçirmekte yarar var. Tabii. İşte bazen aşk gözü kör edebiliyor hakikaten o beynin bir kısmının işlev dışı kalmasından dolayı. O zaman çevresi ne kadar söylese de kişi orada geri adım atmıyor. Hani ucunda ne olursa olsun. Seninle cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sayılır noktasındayken çok mantıklı karar veremiyor kişi. Dileriz onların da Allah gözünü açsın diyelim. Evet. Peki hocam eskiler diyor ki işte demir tavında dövülür, her şeyin bir vakti var. Vaktini geçirirsen sonra zor olur bazı şeyler. Evliliğin de böyle bir ideal yaşı ya da yaş aralığı var mıdır? Bence var. Yani... Trend ne? Mesela biraz istatistik dilini konuştursak aşağı yukarı 60'lı yıllarda Türkiye'de evlenme yaş ortalaması böyle kadınlarda işte 18, erkeklerde 21-22 yani askerlik sonrasına sarkıyor gibi görünüyor. Şu anda 2023 Türkiye'sinde kadınlar aşağı yukarı 25, erkekler 27'de evleniyor.
Almanya'da bu oran 4-5 puan daha yüksek. Daha kuzeye gittiğimizde 3-4 puan daha yükseliyor. Yani aşağı yukarı diyelim ki 35'lerde evlenmek gibi bir mesele var. Yani modernizasyon, değişim sürecinin en önemli şeylerinden evlilik yaşının giderek uzaması. Bu tabii bir dizi problem de. Bu aslında bu övgüyle bahsedebileceğimiz bir şey değil. Yani doğurganlık oranında şeylerin düşmesiyle de paralel bir şey. Çünkü 35'inizde evlendiğinizde ki doğurganlık oranınızda bir şey. Yani nasıl bir aile, büyük mü aile, küçük mü aile etkiliyor. Şimdi burada aşağı yukarı bir matematik formülasyonu gibi bir şey lazım. Ben buna balık mevsimi teorisi diyorum. Balık mevsimi teorisi biraz şey, hani espri aslında. Bazıları kızıyor da bana balık teorisi mevsiminden. Söylemeye çalıştığım şey aslında matematik teorisi. Şimdi basit. 25 yaşındasınız bir kadın. 27 yaşındasınız. Şimdi bu sene diyelim ki aşağı yukarı tam matematiği böyle değil ama 50 tane kadınla 50 tane erkek eşleşecek. Hı hı. Ne kaldı? 50'şer kaldı. Siz 26'ya, diğeri 28'e geçtiği zaman aşağı yukarı bu kalan 50 içinden şey yapacaksın. Seçim. Çünkü yaş aralıkları artık 2 yıl. Nereden evde, yani eskisi gibi 4-5 yıl, 10 yıl değil. O yüzden ben erkeğim ya, arkadan gelen de öyle olmuyor. Ama ortalama artık 2 yıl. Kadınla erkek arasındaki yaş farkı ortalama 2 yaş. 2 yıl, 2 yaş. Şu andaki istatistik onu gösteriyor. Evet. Şimdi diyelim ki gelecek gün siz bu kalan 50 ile bu kalan 50. Biraz daha ekleyin 25. Biraz daha ekleyin 10. Şimdi bakın. Havuz daralıyor. Bu tabii balık mevsimi yani. Oltayı boğazda hangi dönemde? Benim o zaman teorim matematik şeyi. Bir kadının aşağı yukarı 23'ünde. Çünkü bir evlilik süreci, bir karar verme, bir bakacaksın edeceksin. Hani bir açık şey olma, hani bu işe açık olduğunu söylemesi bir şey için böyle 23'lü yaşlar. Fikren buna kendini açması. Tabii. Klasik olarak ben mesela öğrencilere işte 3. sınıfta falan sağınıza solunuza bakın diyorum. Yani Allah'ın emri peygamberin kavramı kardeşim. Evet. Allah'ın en meşru kıldığı şey, eşinize arıyorsunuz. Bunda böyle çekingenliğe şeye gerek yok. Ayıp günah. Zaten hani dinini, değerlerini dikkate alan insanlara söylüyorum. Evet. Çünkü ama diğeri başka bir şey. Bunda bir ayıp yok. Bunda bir günah da yok. Öğrenci yüzden, arkadaşlar için altını çizmek istiyorum. Üniversite 3. sınıftaki gençlere diyorsunuz ki birazcık sağınıza solunuza bakın uygun adaylar için. Çünkü bir balık mevsimi var ve o mevsimi tabii yani bu kimsenin üzerine baskı yapmak istemiyorum. Hani sonrasında da çok kıymetli bir yönlendirme. Şey oluyor. Hani de yine yeterince bir yani çünkü yüzlerce, binlerce insan yine şey oluyor. Ama hani geç kalırsanız bir dizi. Mesela bizim en son, en çok gördüğümüz mesela 35'li yaşlara gelmişim klinik ortamda. Evlenmek istiyordu ama eşini bulamamış, evlenmemiş. Kadın ve erkeklerin birkaç ortak özelliği var. Birkaç geçtiği yol var. Şimdi bir en sık gördüğümüz yol şu. Bir ilişki yaşamış, bu ilişki uzun sürmüş. Şimdi 3 sene, 5 sene emek vermiş, olmamış. Sonra bunun 1-2 sene yası oluyor. Bir güvenmek kolay değil. Yeni bir şey olmadı mı 35'ini buluyorsunuz. Birinci yol bu. Hani devam eden uzun süreli sonlanmamış ilişkilerden ayrılma süreci. Çeşitli nedenlerle, bu illa bir ahlaki problemden bahsetmiyorum. Çeşitli nedenlerle bazı ilişkiler dönmüyor. Veya diyelim ki bazılarının şöyle bir felsefesi oluyor. Ben diyor kadınlar için okulu bitireceğim, yüksek lisansı bitireceğim, işte doktoramı yapacağım veya erkek versiyonu. İşte bunları yapacağım veya ben işimi kuracağım, evimi alacağım, bilmem şeyini yapacağım ondan sonra. Hatta bazen anne babalar da bekliyor bunu. Tamam mı? Ya bir dakika, bu dünyada sizin eşinizi biz mi bulacağız, yardımcı olacağız veya ev düğününüzü biz mi yapacağız? Kendi düğününüzü kendiniz yapın. Modernleşiyoruz ya. Kurtar kendini önce diyor. Kardeşim ne oluyor ya? Bu memleketin geleneğinde, tarihinde, medeniyetinde anne babanın sorumluluklarından biri çocuklarını evlendirmektir. Orada biter. Hayat boyu bitmez de. Ama esas iş orada da biter. Yani Anadolu'da bir çocuk doğduğunda kavak dikerler ki 20 sene sonra bu kavak olduğunda bu çocuğun düğünü olsun diye. Tamam mı? Şimdi anne babalar da bir kısmında düğünden çekiliyorlar. Yeni adet. Evet. Düğünden. Kendiniz yapın. Şimdi bazı insanların ekonomik sıkıntıları var. Ondan dolayı olanları incitmek istemem. Ayıp. Ben felsefik olarak yanlış. Evet, yaklaşım. İçi yanar yapamaz da ayrı bir şey. Ona yapacak bir şey yok. Ama bu sefer hani diyelim ki her şeyi bitir, yap, et, ondan sonraki bir şey olursa ikinci sık nedenlerden bir tanesi de bu. Evet. Ve nasıl
her şeyi hazırlayacağım, biteceğim. Ondan sonra oluyorsun. O dediğin şeyleri yaptığın zaman oluyorsun. 30 balık mevsimi geçmiş oluyor. Evet. O yüzden o mevsimi kaçırmadan o ideal demir tavında dövülür sözü galiba biraz haklı. Bence doğru. Her yaşta, yani daha ileri yaşlarda da insanlar çok güzel, çok denk, çok uygun evlilikler yapabilir. Kesinlikle. Ama yaş ilerledikçe, yaşıtlarımız evlendikçe, eşleştikçe bize kalan havuzdaki sayı daralıyor. Tabii. Özetle Boğaz'da her mevsimde balık alınır da, ama bazen oltacıların, balıkçıların çok olduğu bir dönem vardır. Kebap çok çıkıyordu. Orada da yani onun gibi mantığı, matematiği var bu işin. Yani. Şansımızı yaratmamız için kendimize yardım etmemiz de gerekiyor. Değerli hocam, kısa bir aranın ardından tekrar devam edeceğiz bu keyifli sohbete. Değerli izleyenler, saat başında tekrar biz buradayız. Görüşmek dileğiyle. Tekrar merhaba, Vav TV'de Hayata Dokunmak programındasınız. Ben Rukiye Karaköse. Bugün kıymetli konuğum Profesör Doktor Medaim Yanık'la aile kurmak ve aile olmak üzerine konuşuyoruz. Değerli hocam, ilk yarıda eş seçimi, karar alma süreçleri, eş seçimi yöntemleri gibi çok önemli başlıklar üzerinde durduk. Bununla ilgili iki küçük sorum daha var. Ondan sonra da artık aileyi kurduk. Aile olmak. Nasıl sürdüreceğiz? Nasıl sürdüreceğiz? O kısmı konuşalım istiyorum. Şimdi bazı insanlar yapı gereği karar almakta zorlanıyorlar. Tanıştı, 6 ay kadar görüştü. İyi, kötü bir insan değil, fena bir insan değil. Hoşlanıyoruz da ama ya, elektrik aldım alamadım ayrımı var. Ya hayatımı etkileyecek, hayatımın geri kalanını birlikte geçireceğim kişiyi seçiyorum ve bu da çok büyük bir karar. Acaba doğru mu yapıyorum diye orada çok tereddüt edebiliyor. Kişi kendi karar alma yönteminin nasıl farkına varabilir? Acaba burada bir hata mı yapıyoruz? Şimdi bir kere bu iş son noktada tamamen mantık şeyiyle olamıyor. Niye olamıyor? Çünkü onlarca faktör vardı ya. Onlarca faktörü alt alta koyduğumuzda bir formül çıkamıyordu. Evet. Kabaca bir kanaat çıkıyor. O yüzden insan zihni 4'ten veya 5'ten fazla faktörü, ki burada yüzlerce oluyor, matematik usulü hesap yaparak bir çıktı yapamıyor. O yüzden son noktada biraz sezgiyi kullanmamız gerekiyor. Yani bir izlenim edindiniz, bir analiz yaptınız, duygularınıza baktınız. Ağırlıklı olarak %70'in üzerindeki bir şeyle bu karara dönmesi lazım. Hani çok tereddütlü bir şeyle girilmez bu işe. Evet. Mutlak anlamda böyle ancak o göz aklınızı kör et. Çünkü kiminle evlenirseniz evlenin bir dizi problem olacak ve siz onu göreceksiniz. Akıllı biriyseniz onu görüyorsunuz şeyi. Buna rağmen o ağırlıklı karar dediğimiz şeyi almış olmak. Karar sürecinde dış değerlendirmeyi almak önemli şeylerden bir tanesi. Yani temel karar veren siz olacaksınız ama benim mesela algoritmamda aşağı yukarı 3 kişiden de fikir alın. Bu evlilikte hangi sorunlar çıkar, siz dışarıdan nasıl görüyorsunuz düzeyinde, ama çok kişiye değil, 3 kişiye son kararı siz vereceksiniz. Toplamında duygu ve mantıksal analizi yapıp ama ağırlıklı olarak son kararı mecburen sezgiyle vereceksiniz ve kalanlara da kader diyeceksiniz. Evet. Peki burada denklik kavramının da üzerinde durmadan geçmeyelim istiyorum hocam. Denklik deyince böyle mutlak bir eşitlik mi? Yani ikisi de lisans mezunu olması, ikisi de fiziksel olarak çekiciliği denk olması gibi birden fazla hususta çünkü denklik arıyoruz. Bazen hani 5 kriterin 4'ü çok iyi oturuyor. Bir tanesi çok iyi değil. Yani mutlak bir denklik mi arıyoruz? Hayır. Esneklik olabilir Hayır. mi? Bu şeyde kesinlikle esneklik var. Mesela bir kere hani o 5 tane unsur dedik ya mantıksal. Tek bir unsur üzerinden asla karar vermemek gerekiyor. Mesela tek başına kaşı gözü için karar boyu vermek. Boyu boyuma, huyu huyuma uygun. Yani oradan iki şey söyledi bak. Boy ve huy. İki şey birden dedi. O yüzden en azından boyuna baksın, huyuna baksın, zeka, yani birden fazla bir profil eşleşmesi olması gerekiyor. Tek bir unsur üzerinden evet demek kesinlikle hata. Mesela ben sırf güzellik veya yakışıklılık üzerinden ki dikkate almayı önerdiğimiz bir şey doğru bir şey değil. Ama yani karşıdakini de bir yerinden tutacaksınız. Yani gülüşü hoşunuza gidecek, ne bileyim kaşı hoşunuza gidecek, boyu posu bir yerden tutacaksınız. Buradaki kriter mesela size kötü gelen bir şey olmaması lazım. Hani kafanıza takacağınız düzeydeki bir şeyin olmaması daha önemli bir kriter gibi görünüyor. O yüzden denklik denen şey her şeyinizin birebir eşit olduğu bir mesele değil. Öyle bir şey yok yani. Çünkü
insanın ancak %100 benzeri kendisidir. Kendisiyle evlenemeyeceğine göre hı hı. kiminle evlenirsek evlenelim bir dizi artısı eksisi olacak. Olacak. Bu ama kabaca hani bütün bu 5 tane parametre ve duyguda benzerlik. Ben sosyal kimlikteki uyumun önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü yaşam biçimi farklılığı uzun vadede evliliklerin en fazla baltalama gücüne sahip bir şey. Hmm. Yani mesela Batı'da çok gördüğümüz bir şey. Diyelim ki kişi çok dindar değil. Başka dinden biriyle de diyelim ki evleniyor. Yani biz iki tarafta diyor ki bizim için önemli değil. Ama çocuk belli bir şey oluyor. Yani bir kiliseye mi gidecek? Şey, adı Ahmet mi olacak? İşte Can mı olacak? Böyle kritik vaftiz mi edilecek bilmem. İşte hani duası mı yapılacak? Hı hı. Bu tür şeylerde böyle kritik anlarda insanların en dibindeki şey çıkıyor. Hı hı. Yaşam biçimi açısından sonunda beraber yan yana yürüyüp beraber seyahat edemeyeceğiniz hani hayat biçimi açısından uyuşmayacak şey en zorlu iş gibi gözüküyor. O yüzden sosyal kimliğin özellikle dikkate alınması gerektiği kanaatindeyim. Peki Tolstoy'un meşhur bir sözü var ya hocam. Hı. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Hı. Her mutsuz ailenin ise kendine has bir mutsuzluğu vardır. Hı. Sizin de bir kitabınızın tanıtımında çok hoş bir soru var. Diyorsunuz ki hep mutsuz evlilikleri mi inceleyeceğiz? Biraz da mutlu olanları anlamaya çalışalım. Mutlu Evliliklerin 7 Özelliği kitabının adı. Bu arada evliliğini mutlu hale getirmek isteyen izleyicilerimiz için de çok güzel bir kaynak eser niteliğinde. Bu kitapta diyorsunuz ki mutlu evliliklerin bazı ortak noktaları var, ortak özellikleri var. Nedir bu mutlu evliliklerin ortak özellikleri? Şimdi aslında Tolstoy bence eksik bir şey söylüyor, güzel bir şey söylüyor. Ben mutlulukların da kendi içinde çeşitliliği olduğu kanaatindeyim. Hmm. Şimdi öğrenciler şeyle beraber 180-200 civarında bir şeye ulaştık. Mutlu evliliklerle derinlemesine görüşme. Bunun bir ara TRT Haber'de mutlu evliliklerin izinlediği bir programda yaptım ben. Ama öğrenci şeyleriyle. Kesinlikle mutluluklar da mutsuzluklar kadar kendi içinde bir çeşitlilik gösteriyor. Fakat mutluluk dışarıya çok renk vermiyor. Gürültü yapmıyor. Evet. Şimdi mutsuzluğun gürültüsünü duymak çok kolay. Aşağıda kavga ediyorsunuz, yukarıda siz duyuyorsunuz. Polis geliyor kapının önüne. Değil mi? Aileler devreye giriyor. Kötü şeyden ses çıkıyor. Üçüncü sayfa haberi. Ama mutlu olandan ses çıkmıyor. Fakat bence mutluluğun değişik yolları var. Yani Tolstoy mesela 4 mutlu çiftlere baktığımızda yine bir kümelendirme yapıyorsunuz. Mutsuzluğu da aslında kümelendirebiliyoruz bilim diliyle. Hı hı. Mutluluğun da kendi farklı yolları var. Mesela bazen mutluluk iki tane çiftin tamamen birbirlerine olan duygusal bağının ana şey. Hı hı. Mesela bir kısmı aile mutluluğu. Çiftler aslında birbirleriyle iyiler ama ailece beraber hareket etmek, aile kültürüyle beraber olmak mesela hı hı. o mutluluğun daha büyük şeyi. Bazen diyelim ki o güven ve dayanışma üzerinden bir mutluluğun esas şeyi oradaki güven üzerinden oluyor. O yüzden aslında Tolstoy eksik bir şey söylüyor. Hı. Mutluluğun da kendi içinde böyle kategorilenecek farklı tarzları var. Ama benim kanaatim şu, ben 7 tane meselenin evliliklerde temel mesele olduğunu düşünüyorum. Mutsuzluklar da buranın üzerinden renk veriyor, mutluluklar da bunun üzerinden renk veriyor. Birinci mesele eşler birbirlerine nasıl bakıyor? İnsan olarak karşıdakini nasıl görüyor? Karakterini, ikinci şey olarak da güvenip güvenmemeyle, bu evlilikte kalıp kalmayı isteğiyle ilgili. Yani yatırımı nasıl? Bir, eşi nasıl görüyor, evliliği nasıl buluyor ve bu evliliğe karşı yatırımı nasıl? Mesela ben çift terapisi de geldiği zaman ilk önce ona bakarım. Burası sağlamsa bir takım huysuzluklar veya beceri eksikliğinden dolayı kavga ediyorlarsa işimiz daha kolay. Hmm. Niye? Ama burası yoksa insanların kalbine sevgi sokmak pek de becerebileceğimiz bir iş gibi görünmüyor. Mesela burada bir problem varsa. Bu burada buranın en sağlam yolu doğru bir insan, iyi bir insanla evlenmek. Hmm. Şimdi kötü bir insan kötülük yapıyor. Yani şimdi şöyle şey var ya, insan tekinin bir spektrumu yaparsak oldukça kötü. Yani kendi çocuğuna tecavüz eden insan tipi de var. Hı hı. Kötü, ortalama, iyi, oldukça iyi. Kimse melek veya şeytan değil. Ama hani bu uçlara yatkın olan insanlar açıkça ve net bir şekilde var. Bazı insanlar kötülüğe yani çalıyorlar, dövüyorlar, çırpıyorlar, hı hı. hani şiddet
hak hukuk denen şeyi bilmiyorlar. Her şeyi kendilerinin diyelim ki çıkarı için değerlendiriyor. Şimdi böyle biriyle kaşı da güzel olsa, ailesi de güzel olsa evlendiğiniz anda baş belayı şey yaptınız hani. O yüzden doğru ikinci şey evlilikte asla büyük hata yapmamak. Bunu bozan şey ne? Diyelim ki aldattınız mesela. Yani bu, bizzat bu birinci şeye bomba atmış oluyorsunuz. Yani. Çocuğunuzun, ailenizin geçimini sağlamadınız. Özen göstermediniz mesela işinize. O, çünkü bu sefer karşılıklı bakış açısı bozuluyor. O yüzden burayı en önemli şey burayı bozmamak. Doğru oluşturmak, güvenilir doğru bir insanla evlenmek. Ama burayı bir de bozmamak. Hocam minik bir parantez açsak. İzleyenlerin de belki zihninde canlanmış bir sorudur diye düşündüm. Diyelim ki büyük hata yaptı taraflardan biri, aldattı. Hemen boşanalım mı? Yoksa bir arada kalmaya değer başka şeyler de var. Sürdürelim dediğinde bunu nasıl sindirecek, nasıl tolere edecek? Pişman da olsa karşı taraf, ya bana bir şans daha ver dese de oldu diyelim ki büyük bir hata oldu. Bunun bir yolu var mı? Bu toparlanır mı? Tek yolu var. Yani benim klinik deneyimlerimde biliyorsun çift terapisiyseniz size başvurmanın önemli nedenlerinden biri. Tek yolu var. Bu hatayı yapan kişinin çok güçlü bir şekilde özür dilemesi, tövbe etmesi Allah'a karşı, eşe karşı çok güçlü bir şekilde özür dilemesi. Onun gözlerinde pişman olduğunu ve eşi tekrar evliliğini korumak için çok içten çaba gösterdiğini hissettirebilmesi. Onarabilmenin yolu bu. Çünkü boşanma bu aldatmalardan sonra 3 tane yol oluyor. Bir tanesi çekip boşanıyorlar eninde sonunda. Ya hızlı ya geç. İkinci en sıkıyor sürünüyorlar. Bu bir evlilik yarası olarak kalıyor. Ve hayatı boyunca boşanamazsa bile aralarında kara kedi girmiş oluyor ve sürünüyorlar. Onarabilmenin tek bir yolu var. Güçlü bir şekilde pişmanlığı eşinin ne hissettirebileceğin ve bunu tekrar yapmayacağına dair güvenceyi ama duygusal olarak bunun eşe geçmesi, davranışsal olarak da emeğe geçmesi gerekiyor. Kim yapmışsa bunu o affettirme ile ilgili sahici bir şey içinde. Bunun dışında hiçbir yolu yok. Evet. Bir bedel ödemesi gerekiyor tabii. Duygusal tabii. Bedel. Tabii. İkinci büyük hata yapmamak dedik. Tabii. Velev ki yaptı, telafi için canla başla çaba gösterecek. Sonra neler var ortak? İkinci şey, evliliklerdeki hani ikinci temel mesele, bir sorun olduğunda bu sorunu çiftlerin nasıl ele aldığı meselesi. Şimdi çünkü bir sorun oluyor diyelim ki, bu uzlaşmazlık sonuçta evlilik sorunu olacak, kaçınılmaz. Bunu bir uzlaşmazlık oldu, iki farklı bir şey oldu. Tartışmaya başladınız. Kavga, yıkıcı kavga. Yani bir sorunu nasıl ele alıyorsunuz? Yıkıcı bir kavgaya gidecek şekilde mi ele alıyorsunuz? Yoksa bunu daha bir diyelim ki eşin bir ne dediğini dinleyerek, farklı düşünebilmesine imkan vererek, onun karakterini eleştirmeden, bir yerde ara verebilmeyi, alttan alabilmeyi, idare edebilmeyi öğrenerek, illa sonuna kadar haklı olup ezmek gibi bir şey değil de, kabul edebilerek, çok kavga edeceksek biraz ara vererek. Hani buradaki becerileriniz belirliyor ikinci şeyi. O şeyi. İyi evliliklerde bir şekilde bununla ilgili doğal bir beceriye sahipler. Bu sorun olan şeyde. Onlar da sorun geçiyor. Ama bu sorunu fena kavga edecek hale tekrarlayıcı şekilde getirmeden çözmeyi beceriyorlar. Üçüncü kötü evliliklerde ise tekrarlayıcı bir şekilde benzer bir formatta kavga ediyorlar. Ve yıkıcı kavgaya dönüşüyor. Üçüncü benim bence mesele farklılıkları nasıl ele aldıkları. Çünkü şimdi eşleşme süreciyle ilgili konuştuk ya. Evet. Yüzlerce faktör var. Bunları top matematik o yüzden mümkün değildi. Benzer olanla evlenmek iyi bir şey dedik ama kiminle evlenirseniz evlenin bazı özellikleri açısından farklı olmak kaçınılmaz. Şimdi çift terapisine gelen kişilerin en sık gösterdiği şey diyelim içe dönük dışa dönük. İşte parayı kolay harcıyor, biriktirmek istiyor, değil mi? Böyle kişilik özellikleri, hayata bakış açısı açısından farklı olmayı yönetememe. Çünkü bazı insanlar bu farklılıklar üzerinden sürekli kavga ediyor. Diğer bazı insanlar bir şekilde biraz farklılığı kabul ediyor. Müzakere yapıyor, esneklik yapıyor, sorun çözme becerilerini kullanıyor.
farklılıkları kabul ediyor, yönetiyor. Çünkü hani atsız alkoliklerin meşhur duası var ya, Allah'ım değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için güç, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için bir güç var. Yani kabul edebilme. Çünkü kimin evlenirseniz evlenin, bazı özelliklerini kabul etmek zorundasınız. Şimdi çocuğunuz mesela, yani fabrikadan dizayn gibi istediğiniz şekilde mi çıkıyor? Yok. Çocuğunuzda da bir sürü kaşında, gözünde veya davranışında şey. Ne ama kabulleniyorsun sizin çocuğunuz gibi. Evlilikte biraz böyle eşi kabullenme meselesi, kabul geliştirme. Çünkü çok değişimle kabul arasında bir denge gibi bir şey var. Çok değiştirmek pek mümkün değil. Yani ben eşi alayım, değiştireyim. Çok şey değil. Biraz kısmen idare edebilme becerilerini arttırsak bile, hani kavga meselesi veya farklılıkları yönetme açısından, ama biraz da kabul meselesini yapmamız lazım. Dördüncü mesele benim gördüğüm şey, kavga sonrasında ne yaptınız? Diyelim ki küsüyor musunuz? Bizim kültürümüzde çok güçlü bir şey günlerce. Yoksa hani hızla bir normale dönüyor musunuz? Bazı çiftler günlerce klinik ortamda görmüşsünüzdür. Evet. Haftalarca küsülü kalıyorlar. Bazı çiftler çok daha hızlı toparlayıp kendi normallerine dönüyorlar. Çünkü barışabilmek de kolay iş değil. Yani şeyde. Mesela ben evlilik eğitimlerinde, workshoplarda, atölye çalışmalarında eşlere kavga ettiklerinde hani küsmenin süresiyle ilgili ve nasıl barışacakları ile ilgili anlaşma yaptırtıyorum. Oo, harika. Çünkü bu beceriyi kazanmadığınız zaman küsme uzun sürerse, özellikle şu üçlü bir araya gelince felaket. Sert kavga ediyorsunuz, küsüyorsunuz, cinsellik kayboluyor. Buna evliliğin yıkıcı üçlüsü diyorum. Bu kısır döngü şeklinde bir araya gelince evliliği mahveden bir şey. Sert kavga etmek, küsmek ve cinselliği kaybetmek. Bunu, bu olduğu zaman mesela bir evliliğin bir aylık döngüsünde diyelim ki neredeyse 2-3 haftayı götürüyor. Evet. Bunu bir tekrar yaptığınız zaman birçok mesela evlilik terapilerinde çok sık gördüğümüz bir paterndir bu. Evet. Şeyde. Bu bunu yapmamak. Yani küsmeyi sınırlamak. Çünkü küsmeyle evlilik doyumu arasında bir negatif ilişki olduğunu biliyoruz. Küsme sıralarını. Şimdi insanlar da enteresan, küsme eğilimi açısından farklılar. Bazı insanlar hiç küsmeye dayanıklı değil. Evet. Bazı insanlar fena halde günlerce, haftalarca, aylarca küsebilme potansiyeli. Biraz da mizaç özelliği aslında. Evet. Hocam, o küsmeye dayanamayanlar diyor ki, ben haklı da olsam, haksız da olsam küs kalmaya dayanamadığım için hep ben gidip özür diliyorum. Hep ben alttan alıyorum. Bu çok uygunsuz bir şey oluyor bir süre sonra. Çok adaletsiz de bir şey. Ve diğer tarafın direnci çok yüksek. Aylarca kalabiliyor. Ben kalamıyorum. O yüzden hep o küsüyor ve ben gönül alan. O küsüyor, ben özür dileyen oluyorum, ama haklıyken haksız durumda düştüğüm oluyor. Bunu mutlaka bir mesele haline getirip, böyle bir sorun var ise. Çünkü evlilik tarama yapıyoruz mesela. Eğitimlerde de öyle. Bu sizin için bir sorun mu? Bazı çiftler hiç bu alanda sorun yaşamıyor. Sorun yaşamayınca problem yok. Eğer bu alanda sorun varsa, o zaman onlara bir pratik, kendilerinin kararı. Biz bir yol gösteriyoruz ama onlar bir anlaşma yapıyorlar. Çünkü yapılandırılmış bir şey veriyoruz. Mesela kim nasıl barışacak? Küsmenin süresi ne kadar olacak? Çifte diyoruz ki kendi özelliklerinize bakın. Yani kimileri saatleri seçiyor, kimileri uyumadan önce diyor, kimileri hayır diyor, üzerine bir uyku, güneş çıkacak diyor. Ben ancak o zaman kendi normalime geliyorum. Barışmanın ritüeli nasıl olacak? Şimdi mesela en kötü şey şu, birisi kendi içinden dedi ki, ya dedi bu benim eşim dedi, bu evliliğim kötü oldu, ben gireceğim barışacağım. Şimdi gittiniz, sizi itti. Bir daha gider misiniz? Duruma göre değişir. Bazen evet, bazen hayır. Genellikle insanlar incindikleri için gitmiyorlar. Bu sefer diğeri, ya ben o, bu sefer intikam duygusu oluyor. Bir sık gördüğümüz şey kısır döngü. Zaten bazı çiftler hani bunu yapmıyor, aşıyor. Bazıları bu sefer barışamıyor da. O yüzden az küs, hızlı barış gibi bir kültürü yerleştirmeye çalışıyoruz. Benim gördüğüm çok o güzel. Dördüncü mesele bu. Beşinci mesele cinsel yaşam. Şimdi evlilikte cinsel yaşamı nasıl seyrettiğini, evliliği belirleyen ana unsurlardan biri. O yüzden bütün dünyada evlilik eğitimlerinde, yani normal için terapi gruplarında değil, evlilik eğitimleri, güçlendirme eğitimleri evliliği geliştirmek, sağlığı fiziksel egzersiz gibi, nasıl bedenimizi geliştirmek için egzersiz yapıyorsak, nasıl diyelim ki beslenme ile ilgili bilgimizi, becerimizi arttırmak istiyorsak, aslında evlilikle ilgili becerileri arttırmaya endeksli bir iş. Şey değil, evlilik terapisi yerine değil. Burada bir iki tarafında memnun olacağı bir cinsel hayatın önemini anlatıyoruz. Hatta bir kendi aralarında
cinselliği kabul, teklif veya reddetme ile ilgili bir, yani reddetme diyelim de nasıl karşılayacakla ilgili bir anlaşma yapmaları öneriyor. Çünkü burası da yolunda gitmediğinde evlilikler fena halde etkileniyor. Kadınlarla erkekler arasında burada bir doğalarının farkı da var. Bu farkı da dikkate alarak bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz. Benim kanaatim altıncı mesele, bir çatı altında beraber yaşıyorsunuz ya, burada sık problemler oluyor. Bu soru, problemleri nasıl ele aldınız? Yani bunun altında ne var? Birbirinin ailesiyle nasıl, ilişkileriniz nasıl? Sık problemlerden bir tanesi. Çocuk yetiştirme ile ilgili tarzınız ve şeyiniz nasıl? Boş vakitlerde ne yapıyorsunuz? Evin işlerine yardım etme etmeme meselesi. İşte diyelim ki hafta sonları parayı nasıl yöneteceksiniz? Eve girecek para ne olacak? Hı hı. Bu çift terapisine gelen kişilerin birçoğu bu alanlarda sorun yaşıyor. İyi evlilikler genellikle buralarda daha kolay bir denge. İyi evlilik demek sorunu hiç olmadığı alanlar değil. Ama bunları bir şekilde bir uzlaşmayla, kendilerine özgü bir modelle aslında bir şey yapıyorlar, hallediyorlar. Benim kanaatim yedinci meselede, hani Mutlu Evliliklerin Yedi Özelliği kitabında, bu çünkü bunu hem terapi gruplarına hem de mutlu evlilik araştırmalarına bakarak söylüyorum. Arkadaşlık boyutu nasıl eşler arasında? Arkadaşlık dediğimiz meselenin de iki tane boyutu var bence. Bir, birbirleriyle konuşabilme, konuşma isteği, konuşma miktarı, beraber vakit geçirebilme, aktivite yapabilmeye karşı uyum ve isteklilik. Şimdi buralarda şey nasıl, mesela evlilik terapilerinde bunu ölçen bir şey verdiğinizde bu bazı çiftlerde bunlar da son derece az. Yani muhabbet edebilme veya beraber aktivite yapabilmeleri düşük. Bazı çiftler ise oldukça iyi oluyorlar. Bu arkadaşlık, bu burada beceri. Yani arkadaşlığı, vakit geçirebilmeyi arttırabilme. Şimdi benim eğitimim bütün şey buna dayanıyor. Bu yedi tane meselede insanların becerilerini arttırmak. Bu yüzden de mutlaka egzersiz şeklinde olması lazım. Yani iki tarafın, eşin birden katıldığı. Şimdi Türkiye kültürü, benim çok şikayetçi olduğum bir şey. O yüzden de böyle konferanslara gıcık oluyorum yani. Biraz televizyon programlarına da gıcık oluyorum. Tek taraflı bir şey olduğu için şeyde. Aslında bizim bu atölye çalışmalarının arttırması lazım. Etkileşimli değil mi? Katılımcı olması gerek kişinin orada. Aynen öyle. Şimdi birinde diyelim ki pasif kalıyorlar. Tek bir kişi eğitimleri, diyelim ki bir yere konferansa davet ediyorsun. 100 tane kadın. Yani karşıdaki erkekler nerede? Nerede? Şimdi onları yan yana oturtup kendi soruları için özelleşmiş bir şekilde kendi evliliklerini gözden geçirecekleri bir atölye halinde, yetenek, beceri kazanabilecekleri hale getirmediğiniz zaman genellikle boşa gidiyor. O yüzden bütün derdimiz ne yapıp edip bu toplumda atölye, mesela Batı kültüründe bu evliliklerle ilgili sorun daha yüksek olduğu için erken dönemde buna nasıl müdahale ederiz diye bu becerileri arttırmakla ilgili güçlendirme eğitimleri. Mesela enteresan, bunun ilk şeyi kiliselerden başlıyor. Sonra üniversitelere gidiyor. Sonra bir sürü, yani bir klasik bir şeye baksanız, Amerika'da bir hafta sonu yüzlerce ayrı program yürüyor. Yani hocam, Türkiye'de çok az. Çok az. Aile okulu tarzı, evlilik okulu tarzı çalışmalar var. Belediyelerin yaptığı, dönem dönem STK'ların yaptığı. Fakat hep hanımlar katılıyor. Ya erkek katılımı %10 bile değil benim gözlemlediğim yıllar içinde. Bu da bir sorun değil mi? Yani vallahi ne oluyor ben, bu? Ben eş erkek olmadan sonucu almıyorum. Yani eğitimlerde ana ilke karı koca beraber katılmak zorunda. Hı hı. Olmazsa tek başına bir şeyi almıyorum. Bunu bilerek yapıyorum. Hani bu işi zorlaştırıyor ama çünkü anlamı yok. Çok tek tarafa bilgiyi yüklerseniz genelde daha iyi kavga eden tiplere dönüyor. Burada kritik olan şey belli bir zaman iki eşin beraber yapması için. Buradaki en önemli, önümüzdeki iki tane büyük engel var. Bir, mahremiyet şeyi. İnsanlar bu türden ortamların sanki mahremiyetlerini çiğnenecekleri yer gibi görüyorlar. Halbuki bu tür şeylerin dizaynı online yapıyorsanız zaten kimse kimsenin şeyini görmüyor. Eğer bir fiziksel ortamda yapıyorsanız, pandemi öncesi fiziksel ortamda yapıyordum ben mesela. Üçer metre aralıklarla şey yapıyorsun, kimse kimseyi duymuyor. Yani Batı'da mesela daha yakın yüzlerce insanı aynı salonda yapıyorlar. O yüzden bu beceri kazanmakla ilgili bir sürece, bu vaaz kültürü veya sadece seminer kültüründen atölye kültürüne dönmemiz lazım. Evet. Peki
diyelim ki evlendik, iyi kötü bir uyumda yakaladık ve evliliğin bir aşamasında da artık çocuk sahibi olmak istedik. Çiftlerin eş rolünün yanı sıra bir de ebeveyn rolü devreye giriyor. Bu da çok böyle hazırlıksız yakalanmışsak eğer gerçekten duygusal ve fiziksel anlamda bile özellikle de anneyi çok zorlayabilecek bir şey. Bayağı ciddi bir sınavı hayatın aslında. Hani dışarıdan bakınca bir mutlu aile tablosunda o ne kadar güzel bir de çocuğumuz oldu tamamlandık harika bir şey. Ama çok ciddi zorlukları da beraber getiriyor o ebeveyn rolünde. Bir de günümüzde artık çocuk psikolojisine dair bilgiler arttıkça genç ve görece daha bilinçli ebeveynler kaygı da yüklendiler. Yani acaba yanlış mı yapıyoruz? Çocuğumuzu travmatize mi ediyoruz? Güvenli bağlandı mı, bağlanmadı mı? Kreşe gönderirsem ne olur? Çalışıyorum, benden mahrum kaldı, ne olacak falan gibi çok sorumuz ve çok kaygımız var. Günümüzde ebeveyn olmak geçmişe göre daha mı zor? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani daha her zaman ebeveyn olmak hani bir doğal bir şey aslında. Bir tarafıyla hazır oluyoruz ama bir tarafıyla bence ben okuma yazma bir okur yazarlığın ebeveynlik konusunda da olması gerektiği kanaatindeyim. Nasıl finansal okur yazarlık dediğimiz bir kavram var ya. Yani evlilik öncesinde bir okur yazarlık, evlilik evliliği güçlendirmede bir okur yazarlık, çocuk yetiştirmede de bir okur yazarlık. Ama böyle bir denge olması gerekir ki anne babaları böyle yani sanki yani doğal bir eylem yapacakken bir bakalım psikoloğum ne diyor, bir sorayım da ona göre davranayım gibi spontaniteden uzaklaştıracak. Böyle sanki bir psikolog bağımlısı hale getirecek, metinler üzerine dayalı bir şekilde doğallığını kaybedecek bir şey istemiyoruz. Korkuya dayalı bir şey. Çünkü bu kendisi problem. Ama bir yandan da diğer ucu, bunun diğer ucunda tanımlarsak, yani nedir çocuk dediğin şey? Kendiliğinden büyür, biz de böyle büyüdük. Hikayesi de bir hikaye. Burada bir şey gerekiyor, bir beceri gerekiyor. Benim mesela burada klasik bir önerim vardır. Beceri nasıl arttırılabilir? Kişinin kendi çocukluğu üzerine diyelim ki bir saat yazılı üç sefer düşünmesi. İki, ben oradan bir tecrübe kazanıyorum. İki, ben çocuk nasıl yetiştiriyorum? Kendi pratiği üzerine düşünmüş olması. Üç tane diyelim ki farklı ekolden kitap içeriği, bir de bir ufak bir atölye yeterli. Yani bundan sonrası artık tecrübe. Şimdi bu %95 oranında aslında bilgiyi sağlamış oluyorsunuz. Benim kanaatim anne baba olmada 4 tane mesele var. Yani benim geliştirdiğim eğitimin 4 modülü var daha doğrusu. Birinci modül çocuğu travmadan korumak. Niye? Çocukluk çağı travmatik yaşantıları bir fidanı zedelemek gibi insan beynini zedeleyebiliyor ve kalıcı etkileri oluşabiliyor. Biz ruhsal hastalıkların bir kısmı çocukluk çağıyla hiç ilgisi yok. Fıstık gibi bir çocukluğunuz olsun, her şey çok yerinde olsun, mükemmel yetiştirilin. Bir genetik harekete geçiyor 20'li yaşta, bipolar bozukluk oluyorsunuz. O yüzden her şey çocuklukla ilgili değil. Ama bazı şeyler bariz çocuklukla ilişkili. Mesela benim zihin bölünmesi denen bir uzmanlık alanım. Her gün 3-4 tane kişiyle böyle çalışıyorum, çocukluktaki travmalara bağlı. Şimdi o yüzden zaten yöntemin birinci şeyi o. Çocuğu bu türden travmalardan uzak tutmak. Yani ne demek mesela? Çocuğun diyelim ki sevgi ihtiyaçlarını karşılanmadığı bir ortam. Çocuğun aşırı eleştirildiği bir ortam. Çocuğun çok uzun süre yalnız başına bırakıldığı bir ortam. Diyelim ki siz başka bir şehre gidiyorsunuz. Çocuğu anne babaya, anneye aylarca teslim ediyorsunuz. Çocuğun yetiştiren kim belli değil. Dövülmek, eğitim amaçlı olsa bile yani sert bir şekilde, sert disiplin mesela. Hani cinsel tacizi falan söylemiyorum. Yani artık onun yıkıcılığı herkes tarafından biliniyor. Şimdi çocuk çünkü bu travmatik şeylerle karşılaşınca sorunu gerçek dünyada çözemeyeceği için bu çocuk zihinde çözmeye çalışıyor ve bu disosiyatif bozukluk oluyor. O yüzden birinci şey travmadan korumak. İkinci modül, ikinci yapılması gereken şey çocuğu bir gelişebileceği, serpilebileceği bir sosyal ortam yaratmak. Bu ne demek? Bunun unsuru bence hani bir toprak için deriz ya, yani bu bir bitki için iyi bir toprak. Mesela bir çocuk için iyi toprağı söyleyeyim size. Bir, içinde aile aktivitelerinin, annenin, babanın, diyorum babanın, annenin ilgili olduğu, çocukla vakit geçirdiği, konuştuğu, çocuğun diğer insan ilişkileriyle, yakın akrabalarla ve arkadaşlarla ilişki içinde olduğu bir sosyal ilişkiler ağı. Birinci unsuru bu. İkinci unsuru çocuğun doğayla
vakit geçirmesi, doğayla tanışık hale gelmesi. Üç, hayvanlarla bağ kurması. Hmm. Yani önem derecesini söyleyerek söylüyorum. Evet. Esas mesele anne baba, özellikle baba. Özellikle baba. Çünkü mutlu evlilik pozitif anılarla ilgili şeyi söylediğimizde insanlar daha çok baba ile ilgili anıları hatırlıyorlar. Üç kat daha fazla. Mesela çok basit bir soru sorun çocuk insan şeye. Mesela izleyicilerimiz de şu soruyu yapabilir. Akıllarına video gibi gelen anılara bakacaklar. Şöyle gözlerini kapatacaklar. Çocukken yaşadıkları video gibi gelen pozitif anılara bakacaklar. Böyle bir araştırma yaptık. 750 tane anıyı toplayıp bunu sınıflayarak o pozitifleri saydık. En sık gördüğümüz şey babayla yapılmış özel vakit geçirmeler. İkinci şey ailece yapılan etkinlikler. Mesela pikniğe gitmişsiniz beraber, çıkmışsınız beraber, futbol oynamışsınız, çıkmışsınız beraber, şu aktiviteyi yapmışsınız. İkinci şey çocuğun sosyal insan, başka insan. Çünkü çocuk için başka çocuklar su ekmek kadar lazım. Ya tamamen yalnız ve izole bir çocuk risk faktörü. Travmadan koruduk. Bir sosyal ortam yarattık. Üçüncü yapmamız gereken şey benim kanaatim bir rehberlik. Ne hangi konularda? Karakter gelişimi. Erdemler açısından çocuğun gelişmesini, karakter gelişimi açısından bir takım erdemler edinmesi. Yani diyelim ki işte çocuğun diyelim ki dürüst olması. Çocuğun zorbalığa müsaade etmemesi, zorbalık yapmaması. Bunlar hep erdem şeyde. Bir çocuğun bir diyelim ki aşırı gösterişe düşkün olmaması. Bir dizi karakter gelişimi. İkinci olarak da akademik ve yeteneklerin çocuğun, benim çocuğumda ne var sorusunu sorulup buradaki akademik veya yeteneklere bir rehberlik yapmak. Burada bu çocuğun yeteneği ki her yetenek geliştirilebilir. Buradan bir akış yaşantısı olacak düzeyde, çocuk için hobinin ötesinde akış yaşantısı olacak düzeyde veya bu çocuktan profesyonel düzeyde buradan çıkar. Çünkü özel bir şey var. Bu anlamda çocuğu bir bakıp ya benim çocukta ne var? Karakter gelişimi dışında akademik potansiyelini doğru değerlendirip yetenek. O çocuğa özgü bir takım yol açıcı şeyler yapmak anne baba. Dördüncü mesele ise hangi anne baba, kim olursanız olun böyle çok sık karşılaştığımız problemler var. Ne gibi? Diyelim ki televizyon veya bilgisayar seyretmek, gece uyumak, yemek meselesi, kardeşlerle ilişkiler, büyüklerle ilişkiler, öfke davranışları. Şimdi bunun gibi böyle 9-10 tane mesele var. Buralarda ne yapacağınızla ilgili bu türden meseleler mutlaka başınıza gelecek. Yani çocuk alışveriş merkezine gidecek, ayaklarını sürtecek, sizden bunu alacaksın diyecek. İstiyorum diyecek. Onun ne yapacağınızı, onunla ilgili o temel krizleri nasıl ele alacağınızla ilgili bir anlayış ve buralarda bir algoritma edinmeniz lazım. Yani ben bu durumda yeme meselesindeki siyasetim bu, uykudaki siyasetim bu. Buralarda bir takım beceriler gerekiyor. Bu becerileri sağlamak. Yani dört unsur. Bundan sonrası yeter. Bu çok bir şey mi? Bence çok bir şey değil. Yani belli bir düzeyde beceri edindikten, anlayış edindikten sonrası artık çocuk doğasına. Çünkü biz çocuğu marangoz gibi istediğimiz hale getiremeyiz. Yani biz bir heykeltıraş değiliz. Bir çocuğu istediğimiz gibi yoğuramayız. Bu yanlış bir şey. Watson'ın dediği gibi hani bana 10 tane çocuk verin. İstediğimi hırsız, istediğimi işte doktor yapayım hikaye. Çocuklar bir sürü özellikle beraber geliyor. O yüzden çocuğumuzun her özelliğini biz şekillendiremeyiz. Ama travmadan koruyarak doğal gelişimin bozulmasını engelleyebiliriz. Doğal bir atmosferde suyunu kendi potansiyeline ulaşmasını sağlarız iyi bir şeyde. Biraz rehberlik ettiğimizde yetenek, beceri, akademik şey. Bir de temel meselelerde yanlış yapmayacak şeyler yaptığımızda anne babalık bu. Ondan sonrası çocuğun doğası neyse o ya. Evet. Bu konuyla ilgili çok güzel bir eseriniz hocam. Analım ismini de bu konuda kafası karışık ya da kaygılı olan ebeveynlere rehberlik yapabilecek. Çocuk yetiştirirken travmatik yanlışlar geliştiren doğrular diye. O zaman peki çocuğuma bir kere bağırdım travma olmuş mudur ya da okul gezisine izin vermedim çok ağladı travma oldu çocuğuma denebiliyor. Travma neler travma olur bunu bir tekrar üzerinden geçsek mi? Böyle tek anekdotal ufak bir mesele değil. Şimdi diyelim ki siz çocuğunuza emek veriyorsunuz, çocuğunuz aranızda bir sevgi bağı var, çocukla ilgilisiniz, birbirinizin dünyasından haberdarsınız, emek var. Öyle yaptığınız ufak bir şeyden dolayı bir çocuğa bir şey olmaz. Öyle çocuk çıkıldım hemen bir çatlayacak bir şey değil.
Daha güçlü şeyler travma. Ne gibi mesela? Herkes kendi derdinde, çocuk bir kenarda unutulmuş. Mesela nereden oluyor bu? Ya beklenmeyen bir çocuk oluyor. Diğer abiler, ablalar evden çıkmış veya kendi dertlerinde ergenler. Anne yorulmuş, baba şeye emeklilik modunda. Çocuk böyle bir kenarda kendi başına büyüyor mesela. Tamam. Veya çocuk diyelim ki bakacak kimse yok. Tamam, bir süre insan ya doğum yaptıktan sonra işine dönmesi gerekiyor. Ama anne eli üzerinde, hani mümkün olduğu kadar. Diyelim ki Almanya'ya gidiyor. Diyor ki ya bu bir çocuk da kalsın, işte baba anneanneye, babaanneye yarenlik etsin. Orada bakacak kimse yok. Bir tane paket çocuğu da alıyor, paket gibi bırakıyor. Mesela travma. Yani bu şey. Veya çocuğu diyelim ki diyorsunuz ki ya onu yetiştirmeye çalışıyorsunuz sert şey. Ne nasıl? Teyzenin oğlu, dayının kızı bak nasıl akıllı, zeki, o öyle yapıyor. Sen aptal mısın? Bak sen yapmıyorsun. Tembel teneke kafasına vuruyorsunuz. Kıyaslıyorsun. Sert kıyaslama. Bunun ara sıra bir feedback vermek değil bu. Bakın karakterine çocuğun beceriksiz olduğunu, kötü olduğunu, yetersiz olduğunu hissettiriyorsunuz. Bakın anlık bir şey bir şey değil. Ama çocuk o atmosferdeki temel şey. Veya evin atmosferi. En önemli gördüğümüz mesela travmatik şey o. Bizim benim artık böyle hafif vakaları görünce anne baba arasında evde sürekli bir kavga, çatışma var ise o çocuğun soluduğu ev atmosferi en tehlikeli. O yüzden çocuklar anne baba arasında sorun olsa bile o çocuklar duymasındaki gibi mutfağa gitme meselesi var ya çok önemli bir şey. Çocukların önünde böyle gürültülerin varsa bir evde kaçınılmaz oluyor tabii. Mesela hayatta en kötü şeyi söyleyeyim mi? Annesinin dövüldüğüne, babası tarafından dövüldüğüne şahit olan bir çocuk. Ondan daha tehlikeli bir şey yok. Saatli bomba gibi. Yüzlerce anı dinlemişimdir. Bir çocuk annesinin dövüldüğüne şahit oluyor. Veya diyelim ki babaannesinin annesini aşağıladığına, annesinin çaresiz kaldığına şahit oluyor. Bunlar öylesine travmatik ki. Bu çocuğun zihninde o annesiyle o çaresizlik duygusu oluşuyor. Hani şeyleri manyakça dövülme, hani artık geri şey değil de şimdi bir dur, bazı evler kaotik. Dayağın nereden geleceği belli değil, niye geleceği belli değil. Manyakça bir dayak var. Bu acımasız, bu mesela kesin bir. Çocuğa diyelim ki cinsel olarak dokunma meselesi, bunun hani değişik versiyonları var. Yani bazen diyelim ki iki tane çocuk aynı odada ergen biriyle küçük bir çocuk yatırılıyor. Dışarıdan akraba geliyor, orada yatırılıyor. Çocuklar kendi içerisinde birisi erişkin, diğer odada oynuyorlar gibi filme bakıyorlar. Korku filmi seyrediyorlar, porno filmi bakıyorlar. Yani bu anlamda biraz uyanık olmak. Bunun da ana yolu çocuklara mahremiyet eğitim vermek. Mutlaka bu toplumda geliştirmemiz gereken en önemli şeylerden çocuklara mahremiyet. Yani çocuğa şu basit bilgi öğretmek. Kimse senin bedenine dokunamaz. Bu şu meseleyi annene babana anlatma derlerse bunu mutlaka anne babana anlatman lazım. Anne babaya anlatılmayacak bir sır olmaz. Kimidir sizi tehdit ederse bu mutlaka anne babana anlatılması gereken bir şeydir diye mahremiyet eğitimi bütün çocukların geçmesi gerekiyor. Bazen ailelerin şöyle savunmalarını duyuyoruz. Ya o hiç dayak yemedi ki, ona hiç hani kötü söz bile söylemedik. Ama anne baba arasında sürekli bir çatışma, belki dayak, belki hakaret var. Şahit olmak da yeterince yaralayıcı. Bu çok gözden kaçıyor. Hani ona hiç biz bağırmadık, vurmadık, etmedik. Hani meşhur bir söz vardır ya, çocuğun üç ebeveyni vardır. Anne, baba ve anne babanın iletişimi. Evet. O da üçüncü bir ebeveyn gibi çocuğu terbiye ediyor olumlu ya da olumsuz anlamda. O yüzden çok çok önemli. Bunlar çok güzel oldu hocam. Çünkü nedir travma deyince çok kafamız karışık. Yani bir kere bağırdım, bir kere istediğini almadım. Üç saat ağladı çocuk. Bağlasın, zırlasın, ne olacak? Evet, duygusal. Yani özellikle de çocuk gitti şimdi şeye. Ya bunu bana tutturdu. Ayaklarını yere sürdü. 2 saat bağırdı. Bağırsın. Çok ağladı. İçim dayanmadı. Çocuğa travma olmuş mudur? Olmaz. Ne olacak ya? Yani? Ondan bir şey olmaz diyorsunuz. Bir şey öğreneceğin yer olur. Eyvallah. Değerli hocam,
böyle yaklaşık son 10 dakikamıza doğru gidiyoruz diyelim. Sormak istediğim birkaç şey daha var. Çocuklara iyi gelen doğrular hangileridir? Babayla iletişim, babayla birlikte anılar dediniz çok önemli. Sosyal ortam, geliştirici bir sosyal ortam önemli. Doğayla temas, hayvanlarla dediniz. Bunu şehir ortamında özellikle neye dikkat edebiliriz, nasıl sağlayabiliriz? Ya şeyi, tabii biraz mesela büyük şehirler bu anlamda zor. İstanbul bu anlamda zor. Mahallenin güvenli bir kültürü var ise hani çocuğu bir nevi tartışma şu. Çocuğu aşırı koruyacağım diye bir fanus içinden mi büyüteceğiz? Yoksa çocuğu kendi halinde bırakacak mıyız? Şimdi bu ikisinin arasında bir şey yapmamız lazım. Yani doğada mesela şey birçok kaynak şöyle diyor. Çocuğun doğada büyükler tarafından yönlendirilmesini deneyimler kazanması. Hani doğal ortamda çocuk gidiyor, buluyor, bir sorun çıkıyor onunla baş ediyor filan. Sonra evine akşam dönüyor. Şimdi bu iyi bir şey olabilir. Ama şehir hayatında çocukları bekleyen bir takım riskler var. Ama yılan ısıracak diye kızını hani efsane gibi kız kulesine kapatan bir baba gibi de olmamak gerekiyor. Çünkü çocuklar dışarıda risk var, çocuğun başına bir şey gelecek diye camdan izlemiş olmanın kendisi de travma. Çünkü çocuk hayata katılamıyor bu sefer. Mahrumiyet olmuş oluyor. Bir nevi çocuklara dış dünyada nasıl var olacaklarını, neyin riskli olup şeyini ve en önemli bir numaralı şey ne Ruki biliyor musun? Çocuk sır saklamadan gelip konuşabilmesi. Mesela bizim çok şey travma ile ilgili uğraşıyorsun ya, ben çocuklara her erişkin kişilere soruyorum. Peki bunu niye o zaman annenle babanla paylaşmadın? Hocam yani birkaç tane cevap oluyor. Beni dinleyecek halde değillerdi dertleri. İki, söylersem zaten bana daha fazla kızarlar diye. Üç, inanmazlar diye. Dört, korkutulduğum gibi böyle değişik şeyler var. Beni suçlarlar. Sen niye böyle yaptın? En kritik şey, çocuk başına bir şey geldiğinde bunu gelip açık ve net bir şekilde anne babasıyla konuşabilecek güvenin oluşturulması. Bu çok koruyucu bir şey. Çünkü çocuk onu söylerse o birçok travma erken aşamada durduruluyor. Hatta gidip bir de müdahale ediliyor. Çocuk onarılıyor. Harika. Daha o yara oluşmadan baştan onarılmış oluyor. Mesela bu çok kıymetli. Sağlıklı zemin de sağlıklı bir toprak gibi. O her şeyi konuşabilecek bir açıklık ve güven ortamı. Hocam beni rejiden arkadaşla uğruyor. Sohbet çok güzel gidiyor. Benim daha demek ki devam edesim varmış. Son 4 dakika diyorlar ama ben şunu da mutlaka sormak istiyorum size kapatmadan. Şimdi bizi dinleyenler içerisinde orta yaş ve üzeri ebeveynler de vardır. Çocuklarını büyütmüş, ergenlik çağına veya yetişkinlik çağına getirmiş ve psikolojiye dair bir şeyler duymuş, öğrenmiş. Eyvah ben bunu yaptım, çocuğumu ihmal ettim ya da işte travma dediğimiz şeylerden bazılarını yaşattım bilerek bilmeyerek işte o dönemki koşullar içerisinde. Şimdi çocuğum ergenlik çağında ya da yetişkinlik çağında 20'lerinde diyelim ki ya da daha büyük. Şu an yapabileceğim bir şey var mı? Bir telafisi var mı? Bir gönül alma, tamir yapabilir miyiz? Mesela yani bir kere fırtına oluşmuşsa, hadi yağmur eken fırtına biçer derler ya, yani onu kabulleneceksin. Evet. Çünkü mesela travmatik yaşantılar yaşayan çocukların isyankarlığı meşhurdur. İsyankar, çocuğun isyankar davranışları, davranışları, şiddete yönelik davranışları, altında değişik nedenler var. Tek bir neden yok. Ama en sık nedenlerden biri travmaya uğramış çocuk eninde sonunda içinden öfkeli biri çıkartır. O yüzden de anne babaların burnundan getirir. Mesela ben onu çalışırken şöyle derim. Birinci dönemde mutlak anlamda çocuğun masum olduğu dönem. Sonuçta nerede oluşmuş bu travma? Ev ortamında. İkinci dönem artık çocuk öyle bir formata geliyor ki içinde mutlaka isyankar, öfkeli, bu değerlere karşı, Tanrı'ya, Allah'a karşı bir isyan şeyi oluşuyor. Bu dönemde anne babanın üzerinden bakarsak çocuk bir sürü hata yapıyor. Ama bu öncesi vardı. Kusura bakmayın. Durup dururken oldu. Yani bu buradaki şeyi kabulleneceksiniz. Hani bu çocuğu şefkatle, sabırla bu süreci yöneteceksiniz. Bizim amacımız üçüncü aşamada hem kişiyi iyileştirmek hem de bu arada anne babanın ilişkilerini bir yeniden bir hani halleşme, helalleşme veya bir şeye getirmek. Yani bir dengeye getirmek. Evet. Bunu bazı insanlar hiçbir zaman olmuyor. Sadece uzaklaşıyorlar. Bazıları affetmiyor ama sınır koyuyor. Bazıları affedebilir hale geliyor. Bazıları bir zaman sonra diyor ki ya işte bilerek olmadı, şöyle olmadı. Bir dengeye getiriyor. Evet.
Şimdi bu anlamda o anne babanın geçmişte yapılmış çocuk sonuçta bu evde bölünmüşse ben bazen şey oluyor anne baba ama şu ya hanımefendi beyefendi bu çocuk nerede bölündü? Sizin evde değil mi? O yüzden hani evet. Bu şeye de katlanacaksınız. Ve o çocuğun o hale geldiğindeki hallerinde mecburen katlanacaksınız evet. Ve işbirliği içinde olacaksınız. Evet. Hem iyileşmesi için bir işbirliği belki hala bizi duyan ebeveynler varsa samimi bir özür de dilenir. Hiç kimseye zararı olmaz. Kalbi yumuşatır. Bilmiyordum. Bilmiyordum ve bazı hatalar yaptım. Seni incitmemiş olmayı çok isterdim. Bunların yaşanmamış olmasını çok isterdim. Şu an sana yardımcı olmak için ne yapabilirim? Sihirli kelimeyi söyledin. Sahipçe bir üzgün olduğunu iletebilmek karşıya. Evet. Duygusuyla, şey değil ama söz ve duygusunun beraber olduğu. Karşıdaki size baktığında ya babam acı çekiyor, annem acı çekiyor. Gerçekten şey. Bunu hissettikleri anda birçok kişi iyileşebiliyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok aydınlatıcı, çok ufuk açıcı oldu. Kitaplarınızdan da ilgi duyan bu konularda zihninin açılmasını daha çok isteyen izleyicilerimiz yardımcı olabilirler. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Değerli izleyenler biz bugün aile kurmak ve aile olmak dedik. Biliyoruz ki daha mutlu ailelerin kurulmasına ve gelişmesine ve daha mutlu çocukların yetişmesine ufak da olsa bir katkısı olur bu konuştuklarımızın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.